Seçim geldi, faizler ve bu faizlere ilişkinde artık bir artış beklentisi masaya kondu ki az önce Faruk Bey de ifade etti. Cumhurbaşkanımızın seyahat dönüşünde uçakta. Ama Cumhurbaşkanımız ben hala aynı yerde duruyorum. Aynı yerdeyim dedi. Evet, orada politikasını değiştirmediğini ifade etti ama yeni yönetime de bir yetki ve bir verildi, limit verdiğini, kabul ettiğini beyan etti. Burada yeni bir ekonomik modele, bir motive ihtiyaç var gibi görünüyor. Burada birazcık yorumlarınızı alalım. Yani bu ekonomi modelinde yeni dönemde neler bizi bekliyor olabilir? Şimdi müsaadenizle ilk önce ben seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz konusunda biraz ısrarlı davrandığının hepimiz farkındayız, biliyoruz ama benim orada kendi bir yorumum var, müsaadenizle onu açıklamak isterim. Evet. Şöyle, biliyorsunuz Türkiye bir müddet yabancılar tarafından parayla finansa terbiye edilmeye çalışıldı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki prensiplerini hepimiz biliyoruz. Ve benim tahminim aslında Türkiye para da bulabilirdi ancak bir onu görmek istedi. Yani Türkiye'yi siz parayla illa finansla, bu sıcak para kaynaklarıyla finanse edip bize bir yön vermeye mi çalışıyorsunuz? Benim tabii tamamen şahsi yorumum. Çünkü kendileri 20 senedir bu ülkeyi yönetiyorlar. Yanında çok profesyonel, değerli insanlar da var. Yani bunları bilmemesi mümkün değil. Bence biraz da bu bir siyasi tercihti diye düşünüyorum. Evet, ülke veya sanayiciler, biz bir bunun bedelini ödüyoruz. Bir sıkıntıya girdik, bir kırmızı reçeteyle devam ettik. Yani ben açıkçası biraz da böyle bakıyorum olaya. Yoksa kendisinin bu kadar ısrarcı olacağını ben tahmin etmiyordum. Evet. Ama şimdi seçimlerle birlikte gördüğümüz şu ki bir kere seçimler oldu. Tekrar hem bu sisteme hem Sayın Cumhurbaşkanı'na güven tazeledi. Bundan sonra da bu yeni hükümetle, yeni Merkez Bankası Başkanımızla, yeni Ekonomi Bakanımızla, bürokratlarla birlikte prensip olarak hala aynı yerde durduğunu, ben öyle okuyorum, prensip olarak hala aynı yerde durduğunu ama reel ekonomide de bu arkadaşlarımızla piyasalara göre hareket edileceğinin mesajını alıyorum. Ben yani o anlamda pozitifim açıkçası. Verdiği örnek de çok ilginçti hatırlarsanız o konuşmada. Enflasyonun 6.2, faizin 4.86 olduğunu ifade etti. Dolayısıyla düşük faiz, düşük enflasyonla beraber bir modelin doğru model olduğunu söylüyor ki bunu herhalde herkes hemfikirdir yani. Evet. Ama uygulama yöntemleri noktasında ki veya zamanlamayla ilgili problemler yaşadığımız, evet dediğiniz gibi kırmızı reçeteyi bir dönem yaşattı sanayicilere ama tahmin ediyoruz herhalde yeniden bir modelle biz bunları aşacağız. Öyle görünüyor. İnşallah, çünkü yani tabii ki biz sanayide her gün veya ekonomide günlük olayları takip ediyoruz ama tabii ülkenin siyasi, bizim de bilmediğimiz mutlaka konuları var. Çünkü önümüzde biliyorsunuz, önümüzde derken artık arkamızda bıraktık veya hala yaşıyoruz, bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Hı. Ve hemen komşumuzda, bu az bir şey değil. O zaman da sizin ekonominiz tamamen yurt dışı tarafından idare ediliyorsa, o zaman Rusya-Ukrayna ilişkilerini acaba ne yapabilirdik? Bunları da düşünmek lazım diye düşünüyorum ben. Ama işte artık seçimlerimiz geçti ve bu yeni hükümetle birlikte tahmin ediyorum bunu yurt dışı da gördü. Türkiye'nin yani kararlılığını da gördü diye düşünüyorum ki halkın da kararlılığını gördü. Bu hükümete tekrar, Sayın Cumhurbaşkanı'na tekrar yetki verdiğini gördü. İnanıyorum ki daha güzel bir politikalarla yapacağız. Burada esas sıkıntı şuydu seçimlerden önce. Yani kur, evet, kurun düşük olması ihracatçıyı zorluyordu. Fakat esas regülasyonlar çok zordu. Yani döviz alıyorsunuz, mutlaka transfer şartıyla döviz şart alıyorsunuz. Yani herhangi bir pozisyon için alamıyorsunuz. Dövize ulaşmanız biraz zordu veya ithalatın işte %50'sini, %75'ini bozdurmanız gerekiyordu. Biraz daha düşük kurdan bozduruyordunuz, yüksek kurdan alıyordunuz. Ama şu anda bunlar artık geçti. Zannediyorum ihracatçı da seçimden önce vadeyi fiyatlayamıyordu açıkçası. Zamanı fiyatlayamıyordu. İşte hani 30 dolar alıyorduk. 30 lira alıyorduk. 40 lira alanlar vardı. Hangi bütçeden yapacağız? Hangi bütçeden yapacaktık? Evet, ama zannediyorum şimdi
Bugünlerde herhalde biraz daha iyimser bakıyoruz bu tabloya. İnşallah daha iyi olacak yani. İnşallah. Peki o zaman faizle ilgili böyle tablomuzu ben bir de tersten bakabilir miyiz diye düşündüm ve dünyadaki faiz sıralamasını bu sefer yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı yaptığımız vakit ekranları da yansıdı sanırım. Evet. Türkiye şu anda dünyanın en yüksek faizini veren hala Merkez Bankası olarak politika faizinde 4. sırada yer alıyor. Bugünlerde bir anket yapıyorlar ekonomistler arasında. Düzenli olarak aynı ekonomi insanları diyelim birden fazla. Bunlar sanırım 18 kişiyle bir anket yapılıyor. Bu 18 ekonomistin de verdiği yanıtlara baktığımızda öyle aman aman da çok düşük bir artış değil, bir parça kayda değer bir artış bekleniyor. Bugün beklentiler yayınlandı. Böyle 20'nin biraz altında 19.75 olarak önümüzdeki hafta Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararını bekliyorlar. Bu faiz düzeni, bu yükseltilecek faizle beraber birazcık daha ekonominin rahatlayacağını, yani seçim sonrası ekonomide neler olabilir? Birlikte biraz isterseniz bunun üzerinde düşünelim. Öncelikle para girişinin artacağı düşünülüyor. Burada sizin görüşleriniz nedir? Şimdi evet, faizlerle ilgili ben de biraz dış fon kuruluşlarıyla veya onların düşünceleriyle ilgili biraz araştırma yaptım. Sizin de söylediğiniz gibi 18 ile 20 arası diyen var, 25 diyen var veya ilk basamakta 18 ile 20 arası, ondan sonra bir 20-25 arasında diyenler var. Tabii ki ekonomi yöneticileri şimdi bu toplantıları yapacaklar ama kesinlikle bir faiz yükselişi burada gerekiyor. Yani en azından doları da biraz dengelemek için ve piyasaları da açıkçası gerçek faizlerle likidite etmek açısından. Çünkü böyle bir sıkıntımız var. İnşallah bu likidite sıkıntısı TL bazında da olsa biraz aşılırsa çok iyi olacak. Çok çünkü şu anda yani uzun vadeliye bıraktık, kısa vadeliyle bile maalesef kredilere ulaşmak zor. Ama tahmin ediyorum bu herhalde bayramdan sonra biraz daha önümüzü görürüz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki dördüncü sıradaki faiz verimizden sonra biz yine her zamanki gibi Euro-TL kurundan da bahsedelim. Biliyorsunuz hep bu ekranlardan bahsettik. Euro-TL diye bir kur dünyada yok. Bu bir matematiksel hesaplama. Dolar-Euro paritesiyle beraber Dolar-TL'nin çarpımıyla bulunuyor ki tekrar ekranlara 8 nolu slaytımızı getirdiğimizde Euro paritedeki az önce gösterdiğimiz artışla beraber 24.89'dan haftaya başlamıştı. 25.90, 26'lara bandına dayanmış vaziyette duruyor. Tabii bu ekranlardan TV41'den sizlere çok cana ekonomiden ve enflasyondan bahsettik. Kurdaki artış enflasyonu tetikliyor. Bunu herkes artık kabul etmiş vaziyette. Çünkü ciddi bir ithalat girdisi olan ülkeyiz. Enerjimize de ithalat girdisi var. Enflasyonumuzu hatırlarsanız önceki programımızda tam cuma günüydü ve pazartesi açıklanacaktı. Tahminimizi söylemiştik. 39.5 demiştik. 39.56 ile TÜİK'in açıklamasını izledik. Hem İbrahim Bey de buradayken biraz dünyada yine sıralamaya bakalım. Yine yukarıdan aşağı sıraladığımızda ekranlara da yansıdı. Enflasyon da şu anda dünyada ikinci sıradayız. İnşallah bu oran gittikçe aşağı düşecek. Ve üçüncü olan İngiltere 8.7 ise biz de inşallah onların altına düşerek en azından tek haneye geliriz. Ama bu sene sonundaki enflasyon beklentilerinin halen çift hane ve daha yukarılarda olduğu yine biliyorsunuz bugün enflasyon beklenti anketiyle açıklandı. Maalesef yukarıda. Ben İbrahim Bey yine konumuza döneyim. Burada enflasyonun hem işletmeciler hem sanayiciler üzerindeki etkisi, emtia fiyatları, biraz elektrik fiyatlarıyla beraber sanayici neler yaşıyor bu enflasyon artışıyla? Sizden dinleyelim. Şimdi Bülent Bey, yani benim sanayici olarak sahiden enflasyona, yani Türkiye'de yaşanan enflasyona bazen kafam ermiyor. Gerçekten kafam ermiyor. Şimdi burada diğer ülkeler de var ve bu listeyi nasıl yaptıysanız gerçekten hatta biraz da düşük. Şöyle
Biliyorsunuz enflasyonda neleri kriter aldığınız çok önemli. Bizde Türkiye'de TÜİK bu konuda çok tartışılıyor. Fakat ben İtalya, Hollanda, İngiltere'den, hatta biraz önce İngiltere'den de bir mesaj geldi. Şimdi buradaki rakamlar da aslında vatandaşın direkt birebir yaşadığı enflasyon değil. Bunun üzerinde. Kesinlikle bunun üzerinde. Yani aynen bana bir saat kadar önce bir bahsettim size. Arkadaşımın bahsettiği dedi ki ya neye endeks aldığın önemli. İtalya'da dedi şunu alıyorlar dedi. Bizde de şu anda dedi kesinlikle %10'dan aşağı değil. Belki bu ay biraz daha aşağı düştü dedi. Şimdi ben Türkiye'de şunu söylemek istiyorum. Yanımda elektrik fiyatları var. Şimdi biz 2 sene önce veya geçen sene Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayında 20 dolar sent üzerinde elektrik kullanıyorduk. Şu anda 7-7,5 sent, yani PTF fiyatlarıyla söylüyorum, 7,5 sent kullanıyoruz. Emtia fiyatlarında, petrole dayalı emtia fiyatlarında, özellikle kimyasal için söyleyeyim ben, ciddi düşüşler var. Yani bugünkü kurla bile çarpsak, evet. Yani evet. 18-17 liralık kurla değil de 25 liralık, 26 liralık kurla bile çarpsak, yani bunu açıklamanız, enflasyonla açıklamanız pek mümkün değil. Tabii şimdi bunun başka bir şeylere etkisi olmaya başladı. Gördüğüm kadarıyla mesela emlak satışları bu yıl düştü. Düşmeye başladı. Kiralara bakıyoruz, ev fiyatlarına bakıyoruz. Çok ciddi bir artışlar var. Yani enflasyonla pek ben açıklayamıyorum açıkçası. Dediğim gibi emtia fiyatlarından baktığınız zaman, bizim de emtia olarak satışlarımıza baktığınız zaman, gerçekten sanayici orada bir ayrı bir sıkıntıyla yaşıyor. Çünkü gerek gelen ücret talepleriyle ilgili, gerekse parakendedeki artışlarla ilgili. Oysa parakendede de bakıyoruz biz, çünkü parakendede iş yaptığımız için, evet parakende bu yılbaşından bugüne kadar biraz düşüş gösterdi geçen seneye göre. Çünkü işte hem depremin etkisi oldu bunda, hem seçimin etkisi oldu ama tahmin ediyorum artık bu seçimden sonra parakende toparlayacak. Fakat o kadar sanal artışlar var ki Türkiye'de, bir ara hükümetimizin yani seçimden önce de yani piyasaları kontrol etme çabası, ama belki bir başka yerlerden kontrol etmeye çalışıyordu. Evet. Belki yanlış yerlerden kontrol etmeye çalışılıyordu. Yani bunu ben açıkçası çok yani hem dövize bağlayamıyorum, çünkü dövizin çok üzerinde bir enflasyon var. Çok çok üzerinde. Yani bugün döviz 30 lira bile olsa biz o elektrik fiyatına aslında elektrik fiyatı olarak dünya, belki Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan bravo ülkeyiz biz. Bravo. Ciddi sübvansiyon vardı. Kesinlikle. Devlet çok arkasında durdu bu iş. Kesinlikle. Ya daha da pahalı olabilirdi ama kesinlikle olmadı. Petrol de aynı şekilde, yakıt da aynı şekilde. Yani ciddi biz anlamda, eğer onu uygulasaydık bizim ihracatımız çok çok daha düşerdi. Evet. Yani biz bugün geçmiş dönemde, geçen seneki elektrik fiyatlarını, enerji fiyatlarını eğer Türkiye Cumhuriyeti uygulamış olsaydı bizim ihracatlarımız çok çok daha fazla düşerdi. Ama biz sürekli onun pahalılığından şikayet ettik. Fakat oraya gelen fiyatlar maalesef o düşen fiyatlarla beraber gitmiyor. Ben onu orada bir tek şeye bağlıyorum. Evet, bizim döviz ihtiyacımıza bağlıyorum. Yani dövizin değeri değil de döviz ihtiyacımıza bağlıyorum ben bunu. Yoksa sanayimizin kapasiteleri, her şeyi var. Fakat dediğim gibi tüketiciye yansıyan da maalesef orada bir gerileme yok. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyim araya girerek değerli üstadlar, son ayın doğalgaz faturası biliyorsunuz sıfırdı. Evet. Onu da geldiniz, bu neye dikkat ederseniz diyorsunuz ya, neyi alırsanız onu da buraya koyarsanız bu rakamları biraz daha böylece aşağı çekmiş oldunuz. Oysa ki onlar, faturalar sıfır olmasaydı doğalgazda, onu alsaydınız buraya baz, o zaman bu rakamlarla da karşılaşmamış olacaktınız. Biraz daha yukarıda olmuş olacaktı. Tabii. Orada bir kurnazlık var. Söyledim kurnaz ama orada bir kurnazlık şimdi var. Yani doğalgazın enflasyonda aslında, evet dediği gibi İlber Bey'in 414 tane maddenin aslında evet hesaplaması ve TÜİK'te gerçekten evet metodoloji çok çok güzel. Evet. Dünyayla eşdeğer bir hesaplama metodoloji var. Hı hı. Tamamen katılıyorum İbrahim Bey'e, çünkü bizim de %100 yabancı sermayede çalıştığımız firmalarımız var. Bu firmalarda yurt dışında biz de çok sık seyahat ediyoruz. Enflasyonun özellikle raflarda %30'larda olduğunu görüyoruz. Evet. Çok net. Yani bir gıda marketlerine girmeyi seviyorum ben. Girip baktığımda oğlum da işte Amsterdam'da okuyor. Beraber alışverişe gittiğimizde fiyatlardaki artışı görüyoruz. Sürekli biz aslında o verileri alıyoruz ama onlar da bunu biraz baskıladılar. Tabii, tabii. TÜİK nasıl yıprandı? Onların da istatistik kurumları yıprandı diyebiliriz.
Evet değerli üstadım, sözünüzü tamamladınız. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Aynen. Evet değerli izleyenlerim, reklamlarımız. Evet değerli üstadım, reklam öncesinde enflasyonlarımızın son sözümüzü bitirmiştik diye biliyorum. Evet. Bu arada hisse senetleri ve tahvilleriyle tahmin ediyorum yol hareket edeceğiz. Buyurun efendim. Değerli izleyenler, biliyorsunuz para akımlarına biz önem veriyoruz. Para dünyada bizim gibi gelişmekte olan ülkelere giriyor mu, girmiyor mu? Türkiye bu durumda nerede? Hep sürekli baktığımız grafiklerden bir tanesi. Bu kapsamda biz de yine size gelişmekte olan ülkelerde para akımları nasıl, bunu çıkardık. JP Morgan'ın bir raporundan ben sizlere bunu sunuyorum. Ve 10'lu slide'ımızı ekrana getirelim. Gelişmekte olan ülkelere para girişi devam ediyor. Sınırlı ama devam ediyor. Geçtiğimiz seneyi de görüyorsunuz ekranlarda bir çıkış vardı. Özellikle Rusya Savaşı'ndan sonra turuncuyla görünen ya da yeşille görünen taraf. Fakat bu sene nokta nokta ile devam eden her ay itibariyle şu anda gelişmekte olan ülkelere para girişi devam ediyor. Geçtiğimiz haftada da yine tahvil alımları dünyada gelişmekte olan ülkelere gitmiş. Birazcık daha hisselerden çok az sınırlı alım var, 18 milyon dolar. Şimdi bu noktadan baktığımızda ise Türkiye nerede? Türkiye'de de hisseye giriş var mı yok mu? Az önce İbrahim Bey dedi ki yeni ekonomi hükümete bir güven var yurt dışından. Bunu duyuyoruz. Biz de bunu gördük ve dün akşam açıklanan Merkez Bankası verilerini sizler için derledim yine. Türkiye'de geçtiğimiz hafta ekonomik yeni insanların, bürokratların açıklandığı haftaya baktığımızda bir güven var ve dövize Türkiye'ye sıcak paranın girdiğini görüyoruz. Hisselere 262 milyon dolar girmiş. Bu gerçekten hani son dönemde bizim gördüğümüz sevindirici bir haber. Borsadaki yükselişi de zaten takip etmişsinizdir. Hisseye giriş var. Tekrar ekranlara getirirsek, kırmızıyla takip ettiğiniz çizgiye bakarsanız eğer her hafta çıkış vardı. Arada bir giriş vardı ama tekrardan yine çıkış devam etmişti. Geçtiğimiz hafta yüklü bir girişle kırmızı çizginin ucunun yukarı doğru kalktığını görüyoruz. Peki gelelim tahvile. Tahvilde çok sınırlı bir giriş var. 26 milyon dolar. Çok kayda değer değil. Az önce hatırlarsanız size gelişmekte olan ülkeleri göstermiştim. Evet, ekranlara geldi tahville ilgili. Kırmızıyı da görüyorsunuz ki seçimden hemen sonra sert bir giriş tahvile ve o giriş devam ediyor şu anda. Çok sınırlı da olsa. Biz tahvile girişi daha çok isteriz aslında, ekonomiyi takip edenler. Daha uzun vadeli girişlerdir ama bu sefer yabancı öncelikle bir borsaya gelelim. Kısa vadede bakalım ne durumda diye onu takip etmiş. Ama az önce gelişmekte olan ülkelere girişte ise tam tersini görmüştük. Tahvilde ciddi bir giriş vardı. Türkiye ise hisselere giriş olmuş. Peki sıcak para girişini biz sever miyiz İbrahim Bey? Sevmeyiz değil mi? Yani sanayi de sevmez, Türkiye de sevmez. Ben burada çok takdirle, İbrahim Bey'i takdir ederek yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye getiren bir sanayici aynı zamanda. Biraz burayı izleyenlerimiz için açmanızı rica ediyorum sizden. Tabii hay hay, çok teşekkür ediyorum. Yani bu aslında pek benim böyle anlattığım bir şey değil ama benim malum bir başka şapkam da hem Kırım Tatarlarının Türkiye'deki federasyon başkanıyım. Ama sadece Kırım Tatarları değil, Kazan Tatarlarıyla da, yani Kazan'la, Tataristan'la da yakın ilişkilerim var. Tataristan'ın ilgisi Türkiye'ye çok fazla. Tabii ki Türkiye bu ilgiyi çok fazla hak ediyor. Çünkü bizim Tataristan'da Türkiye'nin çok ciddi yatırımları var. Türkiye'deki firmalarımızın özellikle bir tanesi, özellikle Kocaeli'nden Kastamonu Entegre, Hayat Kimya, Bursa'dan Coşkun'a, Şişe Cam, Tataristan'da, Alabuga'da çok ciddi yatırımları var. Ha, bu yatırımlardan da yatırımcılar çok memnun. Onu da ayrıca bir söyleyeyim. Yani gerçekten çok modern, çok Ford oradaydı. Ve bu
savaş ve ambargo nedeniyle oradaki yabancı firmaların birçoğu çekip gitti ama Türk firmaları Tataristan'da hala çalışıyorlar ve çok memnunlar. Hatta yatırımlarla devam ediyor. Hal böyle olunca tabii onların da Türkiye'ye bir ilgisi var. İlk yatırımları Tataristan yıllar önce biliyorsunuz Tüpraş'la bir ilgileri vardı ama o zamanki hükümetler buna izin vermediler. Tüpraş'ı aslında Tatneft satın alıyordu. Daha sonra Tatneft'in yetkilileri Türkiye'ye geldiler. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Onların bir arayışları vardı. Biz o arayışlara epey yardımcı olduk. Sonunda bizim organize sanayi bölgesine ben ikna ettim. Çünkü yer konusunda tam anlaşamadılar. Başka bir firmayla konuşuyorlardı. Hem de ham madde alacak bir firmayla. Anlaşamadılar. Sayın Bakan'a, o zamanki Sayın Bakan'a gittim. Varanklı Bey'le konuştuk, Mustafa Bey'le. Sonra Cumhurbaşkanı'nı davet ettik. Kendileri geldiler. Organize sanayi bölgesini gezdirdim. CEO'larına gezdirdim Nail Bey'e. Ve Türkiye'deki arkadaşlarla, zaten onlarla yıllardan beri beraberiz. Neticede onları ikna ettik. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştürdük. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerine gayet olumlu yaklaşıp yani Türkiye'de daha da fazla yatırım yapmaları için ikna etti ve iş böyle gelişti. Şu anda yatırım başladı. Aşağı yukarı 200 milyon dolarlık bir ilk partisi, ilk yatırım. Evet. Ve hızlı bir şekilde bizim OSB'mizde devam ediyor. Tabii yatırımın bir özelliği de Türkiye'de hiç üretilmeyen bir ham madde üretilecek ve Türkiye'nin ithal edip üretip ihraç ettiği reçine epoksi reçine ham maddesi ki bugün kullanımı çok çok fazla arttı ve Türkiye'nin ithalatı da bu konuda onların üreteceği rakamın üzerine de geçti ama ithalatı en azından çok aza indirecek ve ithalatta da bizi, ihracatta da bizi çok daha fazla kâra getirecek. Bir de güzel bir tarafı aynı ekosistemde kullanılan, yani bizim organize sanayi bölgemizde üretilecek, üretilen ürünün neredeyse %80'i gene bizim organize sanayi bölgemiz içerisinde tüketilecek. Ondan sonra bildiğiniz gibi yani basına da yansıdığı için söyleyebilirim. Aytemiz petrolün de büyük hissesi Tatneft tarafından satın alındı. Zannediyorum yakında başka satın alma veya direkt yatırımla ilgili. Hatta bu konuda Sayın yeni bakanımız da ziyaret edildi. Bir ARGE çalışması içerisindeyiz. Başka Türkiye'de ne üretebiliriz, ne yatırımı yapabiliriz? Bu konuda bir ARGE çalışması da yapılacak. Bunun dışında Interprit diye bir firmamız yıllarca yurt dışında Almanya, ama Almanya'daki bu firmayı da Japonlar satın aldı. Nihayet onları da Türkiye'ye yatırıma ikna ettik. O da Türkiye'de ilk defa üretilecek bir ürün, tamamen ithal geliyor. İnşallah zannediyorum projelerini bugünlerde teslim etmek durumundalar organize sanayi bölgesine, sağ olsunlar. Tahmin ediyorum birkaç ay içerisinde onlar da temel atıp bu yatırıma başlayacaklar. Bunlar devam ediyor yani. Çok güzel. Hem karşılıklı biz gidiyoruz, onlar geliyorlar, yatırımlar devam edecek çok, inşallah. Çok tebrik ediyorum. Tabii biraz önce çok güzel bir şey söylediniz, sadece sıcak para değil. Doğrudan yatırımın yatırım gelmesi, özellikle Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin yapılıp bunların ihracata dönük yapılması da bizim amaçlarımız arasında tabii. Çok güzel. Doğrudan yatırımlar gerçekten evet, çok kıymetli. Hazır yeri gelmişken ve de siz de konuyu oradan açınca, sizin GEPKİM'deki OSB'de az önce bahsettiğiniz yatırıma da öncülük edecek başka bir ekosistem kurdunuz. Evet. Hem eğitim hem fizibiliteler destek verecek. Birazcık ondan bize bahsederseniz mutlu oluruz. Evet, biz Türkiye'deki ilk aslında kimya ekses organize sanayi bölgesini kurduk. OSB'miz bütün altyapısını bitirdi öncelikle. Arıtmayla ilgili bir kere çevreye çok saygılı bir OSB, onu söyleyebilirim. Şimdi Yeşil OSB için projelerimizi yaptık. Hatta bununla ilgili bakanla müracaat ettik. Onunla ilgili bir kredi de var ama o kredi şu anda bizim çok şartları bize çok uymuyor. Biz kendimiz yaparız diye bunu düşündük ve devam ediyoruz bu konuda. Arıtmalarımızı da genişlettik, büyüttük. İşte cami altyapımız, itfaiye altyapımız, kendi benzin istasyonumuz. Şu anda da bir otelimiz devam ediyor hızla. İnşallah bu yıl sonuna kadar bitirmek istiyoruz otelimizi de. Eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü ara eleman malumunuz Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntı. O yüzden biz kulakları çınlasın Rasim Hocam buradayken, Kocaeli'ndeyken
bir protokol imzaladık Hüseyin valimizle. Eksik olmasın, sonra Seddar valimiz de bize bu konuda hep önümüzü açıyor. Aslında Milli Eğitim'e ait olan bir okulu gittik biz, aldık bu okulu, komple baştan aşağı değiştirdik. İçerisinde büyük laboratuvarlar yaptık. OSB'de faaliyet gösteren birçok firma hepsi kendi dalında laboratuvarlar yaptı. Çocuklarımız bu laboratuvarlarda ders alıyorlar. Ondan sonra bir tane pilot tesis yaptık. Pilot üretim tesisi yaptık. Bu pilot üretim tesisinde de yapılıyor. Sonra okulumuz Erasmus okulu oldu. Evet, şu anda da hali hazırda da öğretmenlerimiz dışarıda. Erasmus'tan gerekli destekleri alıyoruz. Biz de destek yaparak öğretmenlerimizi eğitim içinde yurt dışına yolluyoruz. Erasmus'la ilgili yeni bir proje daha hazırladık. O projede ona aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgemiz ve okul ortaklığıyla o projemiz de devam ediyor. Bunun yanında GEPTEK diye tamamı organize sanayi bölgemize ait, %100 organize sanayi bölgesi ait bir teknoloji geliştirme merkezi kurduk. Hatta o teknoloji geliştirme merkezimizin içerisinde Tatneft'in şirket kuruluşunu orada yaptık. Orada. Evet. Hızlı bir şekilde dedi ki gelin biz size şirkette kurarız, hemen adresi de veririz, evet, vergi numarası da alırız. Siz yeter ki gelin yeri alın, yatırımına başlayın dedik. GEPTEK de bu konuda arkadaşlarımıza yardımcı oldu. GEPTEK organize sanayi bölgemize destek veriyor. Aynı zamanda biz Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark'ına da OSB olarak ortak olduk, sermaye de koyduk. Fakat şimdi orada yeni bir yapılanma var. Belki sadece ortak projeler için çalışacağız. Ancak bu hafta içerisinde Zafer Hocam'la Kocaeli Üniversitesi'yle de görüştük. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar GEPTEK'te buluşacağız. Yine firmalarla bir araya getireceğiz. Ondan sonra çalışanlarımız ve Dilovası halkı için bir anaokulu yaptık. Anaokulunda çok mütevazi olmayayım orada. Çok güzel. Harika işler yaptık. Hatta Sayın Bakanımız anaokulunu açtığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın da Kocaeli'ye geldiğinde toplu açılışta biz temelini atmıştık. Sayın Bakanımız 8 ay sonra Tataristan Cumhurbaşkanı ile beraber geldiklerinde dedim ki Sayın Bakanım okulumuzu da açıverin. Hangi okul dedi. Temelini beraber attık ya. Ya dedi, temelini daha yeni attık. Dedim ki gelin bir okulumuzu görün. Okulu bir gördü Sayın Bakan. Dedi ki ya ben dedi tekrar anaokuluna gitmek istiyorum. Bununla güzel bir okul yapmışsınız. Sahiden çok iddialı bir okul oldu. Sağ olsun, dediğim gibi kulaklar içindesin. Gerçi kendisi de yaştan dolayı galiba ayrılmış. Rasim Hocama da buradan sevgiler, selamlar olsun. Sayın Valimiz de eksik olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bize yer de verdiler. O yerleri de biz çok güzel bir şekilde değerlendirdik diye inanıyorum. OSB'mizde yani şey durmuyor, hayat durmuyor. Hayat durmuyor. Arkadaşlar eksik olmasınlar. Ama bunların hepsi benim tek başıma başarım değil. Çok güzel bir ekibimiz var. Müteşebbis heyetimiz çok güzel. Yani kime bir görev versek eksik olmasın arkadaşlarımız. Koştura koştura gidiyorlar. Üyelerimizin içerisinde yabancı kuruluşlar da var. İKMİP başkanımız bizim OSB'mizde yatırımcı. İKMİP yönetim kurulu üyelerinden arkadaşlar. Private Label Derneği Başkanı aynı zamanda o da bizim üyemiz. Daha doğrusu benim genel müdürüm. Yani organize sanayi bölgesi olarak aynı zamanda KİPLAS İşverenler Sendikası'nda biz bir üyesiyiz. İnşallah bir başka yerde de böyle güzel çevreye saygılı bir ekosistem kurmakta kesinlikle fayda var. Biz öncüsü olduk diyelim. Ama bu ekosistemlerin mutlaka Türkiye'de yapılması lazım. Bu konuda da hükümetin yeni politikasında şöyle biliyorum ben, organize sanayi bölgelerin arttırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok istekli olduğunu biliyorum. Çünkü organize sanayi bölgeleri gerçekten çok çalışmaya başladılar, iyi işler üretmeye başladılar. İnşallah bu şekilde devam eder. Çok güzel, harika. Bununla ilişkin bir videomuz var mıydı? Gelen yayın yönetmenimizden GEPKİM'le ilgili yok. Tamam, peki. Yani verileri konuşurken bu kadar keyifli işler yapıldığını duymak, ki bir kısmını da bildiğim için özellikle sormak istedim gerçekten. İKMİP Başkanı Adil Bey'e de selam olsun. O da evet, bu akşam ödüllerini veriyor. Evet. İhracatçılar derken, ihracatçılar biliyorsunuz yaklaşık bir senedir 5 Temmuz kararlarıyla beraber dövizlerin bir kısmını zorunlu olarak satmak zorunda kaldı değerli izleyenler. Biz bu ekranlardan, Faruk Bey de bilir, çokça da bahsettik bundan.
nasıl bir döviz satışı var ve net döviz satışı nereye gelmiş diye hep sizlere sunduk. Bununla beraber kur korumalı mevduat da döviz satışını birazcık hızlandırdı ve zorladı. Ve gerçek döviz bozumları da var. Bu kapsamda yılbaşından beri baktığımız vakit Türkiye'de net olarak 25.1 milyar dolar bir bozum gerçekleşmiş. Evet. Ekranlara da yansıdı. 25.1 özellikle dikkat ederseniz Mart sonu itibariyle bu hızlandı. Çünkü kredi musluklarının birazcık daha kısılmasıyla dövizdeki daha hızlı bir satışı görmüş olduk. Peki gelelim biraz kredilere. İş insanları kredi bulmakta zorlanıyor mu? Birazdan İbrahim Bey'e soracağız ama İbrahim Bey'e sormadan önce biraz elini kuvvetlendirmek istiyorum. Ekranlara sizlere güzel bir tablo göstereyim. Bu tabloyu 3 yıldır sizlere gösteriyorum değerli izleyenler. En alttaki çizgi yaklaşık 7 yılın ortalaması. Yani Türkiye'nin kredi kullandığı dönemler ve bir önceki yıldaki büyüme ortalamalarını gösteriyor. Ortadaki çizgi ise geçen senenin büyümesini gösteriyor. Yani %40'lara 45'lere varan kredi büyümesi yaşamışız. Şimdi ise yıla %40, yani bir önceki yılın evet haftalar itibariyle %40 büyümeyle başlayıp şu anda dikkat ederseniz son bir ayda ekranlara yansıyan kırmızı çizginin aşağı doğru dönen ucunda görüyorsunuz. Burada kredilerin küçüldüğünü görüyoruz. Yani kredi artışı var. 8.56 trilyon TL kredi var Türkiye'de. Burada son bir ayda bir önceki yıla göre büyüme küçülmeye başladı. Yani krediler artıyor ama artış hızında artık bir yavaşlama var. Tabii enflasyon vardı, kur artışı vardı. Emtia fiyatlarında bir önceki yıl çok ciddi bir artış gördük. Dolayısıyla bu artışları kapatacak bir kredi limitlerine ve kredilere ihtiyaç duydu iş insanları. Burada işletmeler bu kredilerde nasıl zorlandı? Sanayiciler nasıl zorlandı? Ya da zorlandı mı? Biraz belki sizden bunu dinlersek. Evet, yani özellikle söylediğiniz gibi geçen sene emtia fiyatlarının çok artmasıyla sanayicinin gerçekten ciddi, özellikle TL veya döviz kredisi anlamında ihtiyaçları çok büyük oldu. Fakat işte bu ihtiyaçlar maalesef karşılanamadı. Eğer ki aynı şekilde bu emtia artışları devam etseydi, belki çok çok daha büyük emtia fiyatlarındaki artışlar veya enerji fiyatlarındaki artışlar devam etseydi, çok çok daha büyük sıkıntılara girecektik. Ancak yani seçimlere doğru bu para piyasaları daha da sıkıştı. Şu anda mevduat faizleri 40 ile 45 arasında, bugün 45'leri de gördük. Yani bugün 45'leri de gördük. Tabii bu arada bankalara işte satılan tahvillerin faizleri ortada. Tabii bankalar bunu hem onu faiz fonlayıp hem de piyasaya bu şekilde kredi vermesi pek mümkün değil. O yüzden şu anda hala maalesef o sıkıntı devam ediyor. Evet. İnşallah önümüzdeki haftalarda biraz önce konuştuğumuz gibi faizler belki bir noktaya gelip toparlarsa, özellikle orta ölçekli firmalarda da çok ciddi sıkıntılar var. Ve tabii bu büyük firmalara da yansımaya başlıyor. Çünkü Türkiye vadeli bir piyasa biliyorsunuz. Vadeli bir piyasa, eğer vadeli piyasada eğer ki siz bayilerinizden, müşterilerinizden yeteri kadar teminat alamıyorsanız, o zaman tabii sizi de bu bir riske taşımaya başlıyor. Bir an önce inşallah bu, en azından TL krediler açısından söylüyorum, İnşallah önümüz açılır diye düşünüyorum. Evet. Dediğiniz gibi aslında faizler burada çok kritik, çok ve önemli. Faizlere ilişkin de bir grafik hazırladım. Biraz geriden geldi belki, çünkü hakikaten faizlerde bugün %45'leri gördük. Ama şimdi hem mevduat faizi nereye gitmiş, kredi faizleri nasıl ilerlemiş, ticari kredilerde nasıl, onu ekrana yansıtalım. Evet, ekranlara yansıdığı üzere kırmızı çizgiyle tüketicinin kredi faizlerini görüyorsunuz. Ama morla olan çizgi, bakın aşağıdan geliyor, böyle yukarı doğru bir tırmanış var. Bu da mevduat. Kısa vadeli mevduat faizlerinde biz burada 40'lara yaklaşmış dedik ama gerçekten bu hafta 45'leri de gördük. Maalesef bu kadar yüksek tabii faizin olduğu bir ortamda, az önce İbrahim Bey'in dediği gibi 5 ya da daha çok 10 yıl vadeli tahvilleri alan bir bankanın bu kadar düşük bir getiri elde ederek daha yüksek mevduat faizi ödemesi çok da piyasayı zorladı ama sanki biraz kazanmıştık, şimdi biraz cepten yiyeceğiz gibi bir döneme girdik. Tahmin ediyorum Faruk Bey beni oradan uyarıyor.
Yok, yani, devam ediyor. Devam ediyor muyuz? Tamam, tamam. Dolayısıyla belki bugün Bankalar Birliği ile Sayın Bakan'ın, Mehmet Şimşek'in yaptığı görüşmelerin yeni bir ufuk açacağını umut ediyoruz. Umudumuzu koruyalım. Sayın Bakan'ın da Türkçe mesajlarında yayınladığı gibi tweetlerde sabırlı olmamız lazım. Sabırlı olmamız gerektiği bir dönemdeyiz. Muhakkak yeni bir model, yeni bir orta vadeli planla masaya gelecekler. Burada faizlerin dengeye oturacağı, maliyetlerin çok yüksek olmadığı sanayiciyi sürdürülebilir hale getirecek bir seviyeye düşeceğini umut ediyoruz. Değerli üstadım, Sayın Mehmet Şimşek'in TÜSİAD yönetimiyle ve ardından da bankalarla yaptığı olan görüşmeler, biz tabii akşamüstü saat 4'lerde falan devam ediyordu hala hazırda. Sızan bir bilgi var mı? Bir şey diyebiliyoruz mu bununla ilgili? Tam programa girmeden önce esasında küçük bir açıklama yaptılar ama çok kayda değer bir açıklama değil, biraz takip etmek lazım. Burada esasında TÜSİAD'dan Özilhan'ın, Sayın Özilhan'ın açıklamaları gayet güzeldi. Bir kere burada birazcık, çok bizim işimiz siyaset değil ama Ankara ile TÜSİAD arasında bir gerilim vardı. Bu gerilimde Hazine ve Maliye Bakanı'nın ilk ziyaretinin TÜSİAD'da olması bu anlamda bence anlamlı. İş dünyasının bir anlamda bu anlamda barıştırıcı bir etki olacağını ben düşünüyorum ve öyle umut ediyorum. Bunu pozitif görüyorum ki Özilhan'ın yaptığı açıklamalar da gayet güzel ve yerindeydi. Bankalarla ilgili henüz bir şey. Bankalarla ilgili Bankalar Birliği Başkanı, aynı zamanda Ziraat Bankası Genel Müdürü Abdullah Bey'in açıklamaları gayet iyi. Güzel istişare ettiklerini belirtmiş. Dolayısıyla bu istişarelerle beraber önümüzdeki dönemde yarından sonra bekleyeceğiz ve göreceğiz. Detayları birazcık daha anlayınca yorum yapmak bizim için daha da rahat olacak. Istedim. Reklamlar. Değerli üstadım, 2023 Türkiye ilk çeyrekte %4 büyüdü. Bununla ilgili evet, söyleyeceğim. Biraz büyümeye açalım. Evet, büyümeye açalım. Buyurun. Büyüme deyince tabii yani mutlaka bir baz noktası alıyoruz. Türkiye'de ve uluslararası metodolojide büyüme 4-5 yöntemle ölçülüyor. Türkiye'de de üretim yöntemiyle, harcama yöntemiyle, satın alma yöntemiyle, hatta en sonunda biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'nin normlarına uygun bir şekilde bizde zincirlenmiş hacim endeksi yöntemiyle şu anda büyüme açıklanıyor. Peki Türkiye'de şu anda açıklanan %4'lük büyüme esasında harcamalar yöntemiyle yapılan bir büyümenin verisidir. Bu nereden geliyor? Hangi kalemden geliyor? İsterseniz buna bakalım. Türkiye'nin %4'lük büyümesi ekranlara da yansıdığı üzere %4'lük büyümenin en büyük etkeni tüketimden geliyor. Tüketimde de özel tüketim ve kamu tüketimi diye ikiye ayırdığımızda bunu alt başlık olarak özel tüketimin son derece yüksek olduğunu ve büyümenin temelinde özel tüketimin geldiğini görüyoruz. Yatırımlara baktığımızda yatırımlar 1.2 etkende bulunmuş. Stok değişimi -6. Belki burada bir iki cümle sizden dinlemek isteriz. Çünkü stoklardan yemişiz. Yani artık stok almamaya karar vermişiz. Burada herhalde emtia fiyatları biraz etkili oldu. Net ihracata baktığımızda ise ihracatımız aslında büyüyor diyoruz ama ilk çeyrekte depremin etkisi de olabilir bir parça. Bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 0.1 ihracatta geri çekilme olmuş. Dibe baktığımızda ise %4'lük bir büyüme var. Peki biraz sektörlere girelim isterseniz. TÜİK'in açıkladığı bu veriye baktıktan sonra detayları kırdık. Sektörler bazında sizlere bir tablo hazırladık. Bu tabloya baktığımızda kırmızı alanla gösterdiğimiz yerde gördüğünüz üzere tarımda ilk çeyrekte %3.8 küçülme olmuş. En büyük buradaki gelişmenin hizmetler sektöründe olduğunu görüyoruz. Fakat burada madem yanımızda bir sanayici iş insanı var, madem yanımızda bir Kocaeli'li sanayici var, sanayiye bakalım isterseniz. Ekranları tekrar yansıtırsak sanayide toplamda 0.7 küçülme bir önceki yılın birinci çeyreğine göre. Demek ki belki de bir önceki yılın ilk çeyreği çok iyiydi. Yani geçtiğimiz sene. Fakat imalat sanayi burada biraz
iyi. Yani 1.6'lık bir büyüme var. Evet, bu arada büyümeden bahsederken koruma gruplarından ve sizi biraz bu konuda tanıyalım değerli işiniz. Biraz sanayicimizi değil mi? En azından şirketleriyle beraber. Evet, şirketleriyle birlikte bir tanımak dinleyelim. Isterim. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Şimdi sanayide bu yılın ben müsaade ederseniz öyle başlayayım. Bu yılın ilk çeyreğinde bir küçülme var. Belki bu depremin de etkisi olabilir. Çünkü deprem dolayısıyla ki ben tekrar depremde kaybettiğimiz canlara buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Evini, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Çünkü birebir orada yakınındaydım. Gerçekten çok acı şeyler yaşadık ama ben zannediyorum ki bunun sanayiye de biraz etkisi oldu. Tabii ki konuştuğumuz bütün bu ekonomik değerler de bunda mutlaka büyük etken etti. Etkendi. Yani bütün dünyadaki gelişmeler de buna etkendi diye düşünüyorum. Efendim koruma şöyle, ben 1994 yılı sonunda korumayı İzmit'te ki sadece 8 parsel arsasını almıştım. Ondan sonra hemen bir modernizasyona girdik ve Türkiye'de o zaman için ilk membranla üretilen, yani civalı veya diyafram dediğimiz eski model üretimleri bıraktık ve civalı tesislere girdik. 2007 senesine kadar sadece Kocaeli'nde klor ve klorun derivatiflerini üretiyorduk. Ondan sonra 2007 yılında biz kapasite artışına gittik. Daha doğrusu 2001-2002 yılında kapasite artışına gittik. 2005-2006'ya geldiğimiz zaman yine o zamanın Türkiye'deki büyümelerini bir düşündüğümüzde sahiden çok hızlı ilerliyorduk. Doğru. Ben Kocaeli'nde değil de hem de yerimizde belliydi zaten. Ve bizim ürettiğimiz ürünler neticede Adana, Maraş, Kayseri, Malatya, bütün o bölgede gittiği için ve sıvı ürünlerde olduğu için dedim ki ben niye gidip oraya fabrika yapmıyorum? Bu arada tam slaytlarımıza geldi. Evet, ekranda video dönüyor. Şirketinizin evet. Kocaeli'deki tesislerin. Evet. O çatıların belki video birkaç aylık olabilir. O çatıların hepsi de güneş enerjisidir şimdi. Sonra Kırıkan'a gittik ve Kırıkan maceramız başladı. Kırıkan'da bir fabrika kurduk. Ondan sonra Kırıkan'da da enerji santralımızı yaptık. Ben biraz hızlı hızlı anlatıyorum. Ondan sonra 2012 geldi. 2012'de dedik ki İzmir bölgesi ve Antalya, bu bir üçgen olarak düşündüğünüz zaman yazları da oraya çok ürünleri satıyoruz. Tabii o bölgede çok gelişiyor. Ve malum 2000'li yıllardan sonra çevreye daha çok önem verildiği için ve arıtmalar da yapıldığı için, bütün belediyelerin arıtmaları da olduğu için, aynı zamanda sanayinin de arıtmaları arttı. Biz arıtmalar da çok kimyasal üretiyoruz. Bu kadar nakliye yapmak, yolları tankerlerle doldurmak yerine müşteriye daha yakın olalım dedik. Oraya da gittik. Denizli'de bir fabrika kurduk. Bizim 3 tesisimizin içerisinde de aynı zamanda kozmetik dediğimiz, yani insana değer temizlik malzemeleri de üretmeye başladık. Bir kısmının ham maddesini zaten biz koruma kloralkali olarak üretiyoruz. İzmit'teki tesislerimizde aynı zamanda zirai ilaç üretiyoruz. Evet. Zirai ilaçta da şu anda zirai ilaçla ilgili kısaca söyleyeyim, ondan çok övünüyoruz. Zirai ilaçta 6 tane teknik madde üretiyoruz. Türkiye'de hiçbir tane teknik madde üretilmiyordu. Benim abim Kemal Aracı, aslında kendisi inşaat mühendisi ama bu tarım işine çok taktı. Taktığı için de ben de Türkiye'de teknik madde üreteceğim. Ve teknik madde üretimine başladık. Bununla ilgili 3 tane ayrı tesis kurduk ama tesisin bir tanesi çok amaçlı tesis dediğimiz. Orada 9 tane hedefimiz var. 9 tane teknik madde üretmek. Ki özellikle pandemi döneminde bunun çok önemli olduğunu gerçekten fark ettik. Çünkü malumunuz Çin kapandı. Bizim Türkiye'de zirai ilaçların teknik maddelerinin %90'ı Çin'den ithalat yapılıyor. Çok uluslu şirketler de bu ham maddeleri Çin'den alıyor. Biz bunun tabii çok faydasını gördük açıkçası ve şu anda 6 tanesi teknik maddeyi biz üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Tarım Bakanlığı'nın TAGEM projesiydi. O da çok başarıyla tamamlandı. 9 ayrı bölgede bizim tarım grubumuzun dağıtım ve tarlaları sürekli gezen elemanlarımız var. 36 tane ziraat mühendisi bu bölgelerde çalışıyor.
Klor alkali tarafında İzmit merkezimiz, Trakya'da bir depomuz var, Yumurtalık'ta bir depomuz var. Bahsettiğim gibi Denizli ve Kırıkhan'da da yine üretim tesislerimiz var. Şimdi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde güzel bir tesis yaptık, bitirdik. Yavaş yavaş üretimine başladık. Çok yakında inşallah ikincisini orada planlıyoruz. Kısaca böyle hemen kısa vadedeki yatırımlarımızdan bahsetmek gerekirse biz her fabrikamızda da ayrı ayrı ürünler üretmeye başladık. Hangi bölgeye daha çok hizmet edecekse Türkiye'de ayrıca üretilmeyen ürünler bunlarla ilgili epey çalışma yaptık. İlk önce Kırıkhan'la başladık bu işe. Türkiye'de hiç üretilmeyen toz klor tabir ettiğimiz ve tamamen ithalata bağımlı ve Avrupa'nın da şu anda tamamen ithal ettiği, Avrupa'da da hiç üreticisi kalmayan. Kalmayan derken bir tane üretici var ama yetmiyor. Tamamını o da Çin'den ithal ediliyor. Şu anda Çin'le pek rekabet edilemiyor. Biz dedik ki bunu tamamen klordan, efendim siyanürik asitten hepsinden başlayarak yapalım. Bütün o proseslere Kırıkhan'la başladık. Evet, deprem bizi biraz engelledi. Tesislerimizde bir yıkılma yok, şükürler olsun. Tesislerimizde herhangi depremden dolayı bir bina yıkılması falan yok ama çok elektronik ve tamamen otomasyona bağlı tesisler. Onlardan dolayı epey bir zararımız oldu. Fakat %60'ını toparladık şu anda. Onunla ilgili tekrar arkadaşlar yurt dışına gidiyorlar. Bir de hidrojen peroksit. Türkiye'de şu anda iki tane üretici var ama bir tanesi tamamen kendi ihtiyacı için kullanıyor. Diğeri piyasaya satıyor. Yaklaşık hala 60 bin tona yakın Türkiye'ye ithalatı var. Biz de şu anda ilk etap 30 bin ton. Onun Kırıkhan'da fabrikasını kuruyoruz. Yatırımı devam ediyor. Vazgeçmedik. İnşaatları bitmek üzere. Makine ekipmanı %20'si Türkiye'ye geldi. İnşallah 2024'te onu da faaliyete alacağız. Malumunuz bizde elektroliz olduğu için elektrik kullanımımız çok fazla. Onunla ilgili güneş enerjisine başladık. Güneş enerjisi de fabrikalarımızın üzerindeki çatıları güneş enerjisine çevirdik. Hatta organize sanayi bölgemizdeki idari binamız, fabrikamız onların üzerinde güneş enerjisi yapıldı. Ancak tabii o bizim kullandığımız enerjiyle mukayese edildiği zaman %1'ini bile karşılamıyor. O yüzden ilk etabı 35 megawatt olmak üzere Gaziantep İstahya ilçesinde geniş bir arazi satın aldık. Orada başladık. Çağrı mektuplarımız çıktı. Şu anda bağlantı iznimiz de geldi. Araziye de girdik. Araziyi düzeltmeye başladık. Evet, o arazinin görüntülerini yakalamaya çalıştık İbrahim Bey. Evet. Ekranlara çok kısa getirelim. GST'sin de buyurun. Evet, ekranlara yansıdı. Dediği evet, gibi İbrahim Bey araziyi bulmuşlar ve araziye girmişler. 640 bin metrekare, 640 dönüm bir arazi burası. Şu anda trafo yeterli o. Bütün araziyi işte düzlüyoruz böyle gördüğünüz gibi. Kayaları temizliyoruz. Ama bu kayaları da kırıp tamamen yol ve sahayı tamamen mıcır yapacağız ki tozla panellerimiz kirlenmesin diye. Bundan sonrasını Mut ilçesinde, Mersin'in Mut ilçesinde bir arazi aldık. Ona müracaat ettik. İnşallah yakın zamanda oraya başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz artık sınırda karbon uygulaması başlayacak. Bunun için de tabii ek vergiler gelecek. Aynı zamanda tabii maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Kısmetse tahmin ediyorum herhalde bir iki ay içerisinde burada da inşallah panellerimizi koymaya başlayacağız. Çok güzel. Ama kafamızda daha yatırımlar var. Bu yatırımlarda özellikle Türkiye'de üretilmeyen kimyasalları üretmek. Hem dediğim gibi GEPKİM'de ekstra bir yerimiz daha var. Orasıyla ilgili bir projemiz devam ediyor. Bunun dışında koruma grubu tabii başka işlere de girdi artık yavaş yavaş. Şimdi bir tersane işine girdik. Orada çok yeni o zaman bu herhalde. Bu çok yeni, evet. Bu çok yeni. Onun için geçen hafta Norveç'teydik. Siparişlerimizi aldık. Hatta zannediyorum Ağustos ayında ilk yaptığımız ürünümüzü de Türkiye'de denize indireceğiz. Ondan sonra gemiyle yollayacağız Norveç'e. Yalova'da şu anda. Yalova'da evet. Şu anda 3 tane birden tezgahta gemimiz var diye. Harika. Çok çok güzel. Tebrikler. Sağ olun. Gerçekten çok önemli yatırımlar. Evet. Yani Kocaeli adına, Türkiye adına çok önemli yatırımlar. Daha değerli üstadım. Ondan sonra bak taneler bahsedecek üstadımız. Zamanla göreceğiz. Evet. Harika. Harika.
Evet, ne yapıyoruz? Biraz büyümeden devam edecek olursak, sanayiden geldik. İbrahim Bey'in değerli yatırımlarını konuştuk ama hep dolar konuşuyoruz biliyorsunuz İbrahim Bey. Yani dolar, dolar, dolar. Niye dolar? Çünkü dünya ticaret hacminde yaklaşık %64 para birimi dolarda. İkinci sırada euro geliyor ama %15'ler seviyesinde. O yüzden tüm yatırımlar dolar cinsinden konuşuluyor. Fiyatlamalar dolar cinsinden yapılıyor. Maalesef bu yüzden de biz de büyümemizi dolar cinsinden nasıl gitmiş şöyle bir grafiğe dökelim dedik. Çünkü doların yaklaşık bir yıldır kontrollü bir şekilde sürdürülmesi ve yatay bir bantta götürülmesiyle dolar bazında Türkiye'nin neredeyse 970 milyar dolar seviyesinde büyümesi gerçekleşmiş oldu. Ekranlara yansıdı. Sağ tarafta Türkiye'nin büyümesini görüyorsunuz. Peki az önce İbrahim Bey dedi ki, biz dedi piyasayı takip ediyoruz, işte yurt dışı fonlar var dedi, İngiltere'den dedi. Biz de dedik ya büyümeyi azıcık daha geniş çerçeveden bakalım ve dünyada bize benzer ülkeler ya da büyük ülkeler nasıl büyümüş, Türkiye'nin ilk çeyrek büyümesi nasıldır? Bununla bir kıyaslayalım istedik. Sizlere bir grafik daha hazırladık. Evet, ekranlara yansıdı. Türkiye ile beraber Çin'e baktığımızda Çin'in %4.5, az önce İbrahim Bey de Çin'in rekabet etmek çok zor dedi. Gerçekten Türkiye'yi zorlayan ülkelerden bir tanesi. Efendim Endonezya'yı dedik. Endonezya'yı gördünüz. Evet, yani burada Endonezya'daki büyüme de %5'ler seviyesinde. İngiltere düşük ama İngiltere gibi ülkeler genelde düşük seyrediyor büyümeleri. Meksika'yı görüyorsunuz. Yine bizimle beraber gelişmekte olan ülke kategorisinde olan bir ülke olan Meksika'da %3.7 büyümüş ilk çeyrekte. Euro bölgesinin ortalaması 1.3 olsa da az önce konuştuk, Almanya hani Avrupa'da bizim partnerimiz olan, büyük bir partnerimiz olan, ihracatta en çok payı olan, ithalatta da yine yüksek payı olan Almanya'da baktığımız zaman küçülme var. %0.5 ilk çeyrekte küçülme var. Bu biraz açıkçası yani en azından ekonomiyi takip eden biri olarak beni endişelendirir. Çünkü önemli bir partnerimizin küçüldüğünü görmek. Bu emtia fiyatlarına ya da fiyatlara, ihracata nasıl yansır İbrahim Bey? Buradan bir küçük bir yorum sizden rica etsek. Daha önceki slaytlarda aslında çok güzel bir noktaya temas ettiniz. O da stoklardı. 16 nolu slayt. Evet, kısa bir ekrana getirelim isterseniz. Evet, o da stoklardı aslında. Sayeden çok bahsedilmesi gereken bir şey. Şimdi emtia fiyatları biliyorsunuz birdenbire çok yükseldi. Bu yükselişte dikkat ederseniz bizim pandemi sonrasına geldi. Şimdi Türkiye pandemi de aslında iyi bir supplier olduğunu bence dünyaya gösterdi. Yani ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bizim üretimden dolayı bir sıkıntımız olmadı. Biz taahhütlerimizi yerine getirdik. Bütün dünyaya aslında sözlerimizi, yani ihracat açısından sözlerimizi yerine getirdik. Yalnız o arada bir tek sıkıntımız oldu. Bizim konteyner sıkıntısı oldu. Hatırlarsınız çok ciddi bir konteyner sıkıntıları olmaya başladı. Fakat biz yani sağ olsun şirketlerimiz, limanlarımız da yani elinden geldiği kadar çaba gösterdiler. Hatta bizler de maliyetlere katlandık. Yani ben Amerika'ya neredeyse mal bedeline yakın fiyatlarda kontrol ediyoruz. Nalı ödediniz. Yani. Fakat o zamanlarda çok yüksek fiyatlarla da tabii büyük mallar aldık. İthal ettik. Bazı dinleyen arkadaşlarım var. Reklam arasında mesajlara baktım. Şimdi o arkadaşlarımız da sahiden ciddi rakamlarda stoklara da yakalandık biz. Belki bazılarında da yüksek fiyatlarla da yakalandık. Fakat tabii emtia fiyatları düşmeye başlayınca o stoklarla beraber biz o stokları terk ettik. O yüzden de o biraz önce büyümeye, yani stokların azalması, o büyümeye de etki edenlerden bir tanesi, etken aslında doğrusu o. Şimdi gelelim bugüne. Bugüne geldiğimiz zaman emtia fiyatlarında ciddi düşüşler var. Yani ben petrol bazlı kimyasallar, solventlerden falan bahsediyorum. Yani onlarda çok ciddi düşüşler var. Metal fiyatlarına baktığımız zaman da sadece bugün biraz galiba bakırda falan biraz bir yükseliş oldu. Elemi de biraz galiba çok az yükseldi ama yani birkaç ay öncesine baktığımız zaman veya o ciddi yükselişlere baktığımız zaman orada da bir düşüş var. Yani biz tabii demir çeliğe de falan bakıyoruz ama esas kıymetli metallere baktığımız zaman, paladyum falan bunlara baktığımız zaman, ki bizim biraz önce bahsettiğim yatırımda çok önemli bir yer tutuyor paladyum, hidrojen peroksitte. Onlara baktığımız zaman onlarda çok ciddi düşüşler var. Ben şuna bakıyorum, yani kusura bakmayın belki konudan dışarı çıkıyorum ama yok, yani bu inşallah kredi,
sistemlerimizi açtığımız zaman düşen emtia fiyatlarıyla bence bizim ihracatımız artacak diye düşünüyorum. Çünkü bizde bir sermaye sıkıntımız var. Biz bir taraftan yatırım yapıyoruz, bir taraftan işletme sermayesi koymaya çalışıyoruz. Ve bununla bir yandan da yüksek maliyetli parayla bundan uğraşıyoruz. Eğer ki emtia fiyatları gerçekten çok yükselirse biz yine bir takım sermaye sıkıntılarına girmek zorunda kalırız. Ama tabii ki yüksek fiyatlı emtialardan da eğer stokta yakalanırsak yani bu da bizim çok aleyhimize çalışır diye düşünüyorum. Ama ihracatta ben açıkçası yine olumlu bakıyorum. Çünkü Avrupa'da her ne kadar bir durgunluk olsa, durağanlık da olsa biz Avrupa'ya çalışabiliyoruz. İhracat yapabiliyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi benim en son sevgili Vedat kardeşim Deniz Ticaret Odası Başkanı, Kocaeli Şubesi Başkanı'nın davetiyle gittim. İki de gitmişim. İnanın şu anda bizim tersanelerimiz 3 yıl, 4 yıl dolular. Yani ve son bu fuardan dahi birçok arkadaşımız en az 2 yıllık, 3 yıllık daha siparişler alıp geldi. Yani bu Euro bölgesinde bence gayet güzel ve çok benim açıkçası moralimi bir kart daha arttırdı. Bunlar sıcak veriler aslında. Piyasadan aldığınız sıcak veriler, sıcak temaslardan gelen. Gerçekten çok sıcak temas. Hatta dün de ben tersanelerde dolaştım. Yani o aradaki eleman sıkıntıları bile başladı bizde. Yani eleman bulamıyoruz neredeyse gemi yapmak için ve bunlar artık yavaş yavaş yüksek teknolojili gemiler olmaya başladı. Servis gemileri olmaya başladı. Bu da kısmen siz de biliyorsunuz. Evet. Bana çok moral verdi açıkçası. Hatta o tarafa doğru yatırımlarımızı biraz daha genişletmek istiyoruz. İnşallah tabii bununla ilgili tersane yapacak yerimiz lazım. Çünkü şu andaki mevcut tersanelerin hepsi dolu. 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 İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir tersane yeri açar bizlere. Biz de sipariş, kesinlikle siparişle doldururuz yani. Evet. İnşallah. Evet ustam devam edebiliriz. Bir iki dakikalık daha bir süremiz var. Tamam. Hayır. Bu arada turizm üzerinden mi konuşalım biraz? Evet ya şimdi bu verilerle beraber esasında turizme de her zaman biz bu ekranlardan yer verdik. Turist sayısı çok kıymetli. Çünkü döviz girişine ihtiyaç var diyoruz. Dövizi getirecek olan kapılardan bir tanesi de turizm. Ve tam da yaz sezonuna girdik. Faruk Bey programı açarken efendim karne alan öğrencileri tebrik etti. Evet. Bir taraftan da yarın sınava girecek olanlar var biliyorsunuz. Evet, evet, onlara da başarılar diliyoruz. Benim de yeğenim Arda girecek yarın. Ona da başarılar diliyorum bir ekrandan. Ama yaz geldi gerçekten. Dün Antalya'daydım işte bizim de tekne yapan firmanın ziyaretinde. Ve gördük ki yaz çok sıcak gelmiş, bastırmış. Şu anda burada çok hissetmiyoruz ama Antalya kavrulmaya başlamış. Fakat turist sayılarında çok mutlu değiller henüz. Ekranlara yansıtalım. 20 nolu slaytımızda turist sayısında evet artış var. 2019 yılında bir tık üstündeyiz ama mavi çizgiyi ekrandan iyi seçenler görecektir ki artış hızında bir durağanlık var. Biz de Antalya'ya gitmişken dün sorduk. Dedik ki ya nasıl fiyatlar? Bir tane hava yollarına uğradık hatta. Bir firmamız daha var. Yeni kurulmuştu geçen sene. Gayet de iyi gidiyorlar. Charter işleri yapıyorlar. Biz dedi Mısır'dan daha pahalıyız. Biz dedi yabancı ülkelerden pahalı kaldığımız için şu anda Dubai'den pahalıyız. Denizlerimiz daha güzel ama turistler o kadar beklediğimiz gibi gitmiyor. Çünkü fiyatlar yaklaşık %20 yukarıda kalmış. Belki dövizdeki bir parça daha değer kaybı bu anlamda turisti çekmek için bize faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet değerli üstadım sözlerinizi tamamlarsanız bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Peki hayal. Değerli üstadım, Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu Nisan ayı verilerine göre cari açıklarımız ne durumda? Ne durumda? Dört ayımızı bir değerlendirelim üstadım, ne dersiniz?
O zaman yine isterseniz grafiklerle başlayarak devam edelim programımıza. Evet, Merkez Bankası biliyorsunuz her ayın cari açığını takip eden ertesi ayın ortasında açıklıyor. Ve dün itibariyle cari açık açıklandı. 5.4 milyar dolar Nisan ayında açık var. Evet, geçen seneye baktığımızda bu rakam 2.5 milyar dolar seviyesinde. Neredeyse iki katından biraz daha fazla olmuş. Açık büyüyor, evet. Peki bu açığa baktığımızda hep konuşuyoruz. Az önce ekranlara da yansıdı. Yani cari açık gittikçe büyüyor. Enerjiyi çıkardığımızda pozitif olduğunu görüyorsunuz. Yani enerji, az önce İbrahim Bey de bahsetti. Türkiye'de çok ciddi bir cari açığa sebep olan enerjiyi de kendileri sağ olsun memlekete faydalı bir şekilde GES yatırımlarıyla ellerinin geldiğince desteklemişler. Ama cari açıkta enerji büyük bir pay halen tutmaya devam ediyor. Burada altın da var. Altında da ciddi bir ithalat yapıyoruz. İki ay önce seçim öncesi birazcık yine altında ithalatı yasakladılar ama burada altının da önemli etkisi olduğunu sizler de biliyorsunuz. Peki cari dengeyi belirleyen bileşenler neler? Biraz bunlardan bahsedelim ama bundan bahsetmeden önce hemen yanımızdaki sanayici iş insanı İbrahim Aracı'dan da kendi şirketlerinin, kendi gruplarının dış ticaret açığı nasıldır? Cari açığı var mı? İthalat ihracat dengesi hakkında biraz verilerden bahsetmesini isteyelim. Şimdi şöyle, aslında biz tamamen kendi içimizde baktığımız zaman enerjiyi dışarı, enerjiyi çıkartırsak ve bazı ithal edip sattığımız ürünleri çıkartırsak, yani tamamen üretime dönersek, aslında biz cari açığa tamamen faydalı bir firmayız. Çünkü bizim ham maddemiz tuz. Ve bunun ağırlık bir bölge şeyini kendi tuz görümümüzden elde ediyoruz. Bir kısmını şimdi Çamaltı Tuzlası'ndan, İzmir'den elde ediyoruz. Dediğimiz gibi geri kalan en büyük maliyet enerji. Eğer enerji de inşallah GES'ten yaptığımız zaman, dediğim gibi enerjiyi bir tarafa bırakırsak, dedim, tamamen ham maddemiz tuz. Yani biz tuzun elektroliziyle işte halk diliyle çamaşır suyu veya halk diliyle tuz ruhu dedim, hidroklorik asit, sodyum hipoklorit ve Türkiye'nin çok büyük ihtiyacı kostik soda, bunların hepsini üretiyoruz. Yoksa bunların tamamı ithal olarak Türkiye'ye gelecek. Oysa biz tuzumuzu ve Türkiye tuzu konusunda aslında çok zengin bir yer. Hem kaya tuzlarımız var, hem göl tuzlarımız var, hem Akdeniz'imiz var, Ege'miz var, yani her tarafı deniz tuzumuz var. Bu tuzun elektrolizi oluyor. Burada geri kalan şey enerji. Eğer bu enerjiyi de biz GES'le yaptığımız zaman cari açığa tamamen fayda olacağız. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin klor ihtiyacı aslında bizim ürettiğimizin çok 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 üzerinde. Şimdi klor dediğimiz zaman herkesin aklına ilk önce suyu klorlamak geliyor ama klor birçok organik veya inorganik kimyasalın ham maddesi. Bildiğiniz gibi PVC dediğimiz aslında polivinil klorür. Evet, şu anda Türkiye maalesef hiç üretmiyor. Petkim çünkü üretimi de durdurdu. Bununla beraber çok büyük bir kostik açığı oluyor Türkiye'de. Şu andaki 3 fabrikamızda biz üretmemize rağmen Türkiye'de hala bizim üretimimizin yaklaşık 5 misli açık var. Biz bu açığı da ithalatla karşılıyoruz. Korumanın cari açığı orada oluşuyor. Veya tarım ilaçlarında biraz önce söylediğim gibi 200'ün üzerinde ilaç üretiyoruz. Burada aşağı yukarı nereden baksanız 100'e yakın bir teknik madde ithalatı var. Ha, bunların hepsini üretmeniz hem mantıklı değil hem karlı bir şey değil. O yüzden biz ilk 6 tanesiyle başladık. İnşallah 10'a 15'e çıkaracağız. Bu hem cari açığa faydası var hem de biraz önce söylediğim gibi bir Allah gösterme, bir ambargo veya işte bir pandemi, bunun gibi olası şeylerde Türkiye'ye ciddi faydası olacak ürünler bunlar. Diğer tarafta kozmetik tarafına geldiğimiz zaman orada aşağı yukarı %50-%60 hiç ithalata bağlı değiliz. Sadece ambalaj kısmında, o da bahsettiğim gibi yine petrole dayanı plastik veya yüksek yoğunluğu, alçak yoğunluklu polietilen malzemeler. İnşallah bunlar petrole dayalı, yani Türkiye'de kimya eğer genişlenirse, o zaman çok ciddi bir şekilde cari açığımız bence kapanacaktır. O yüzden ben yani kimya diye üzerine duruyorum ama böyle bir, açıkçası biz OSB olarak da böyle bir karar aldık. Biz Türkiye'ye kimyayı sevdirmeye uğraşıyoruz.
İKMİK Başkanı Adil Bey de biliyorsunuz sürekli kimya son zamanlarda birinci ihracatçı sektör öyle. Konumunda açıklamaları yapıyor. Belki bahsettiğiniz ARGE çalışması Bakan Bey'le beraber bu ARGE çalışmasının yapılması neleri ithal ediyor, onları nasıl üretebiliriz? Herhalde onun katkısı büyük olacak gibi. Çok büyük olacak. Yani ben onu kesinlikle söylemek istiyorum. Çünkü tanıyanlar beni biliyorlar. Ben aslında kimyacı değilim. Kimya sektörüyle de başlamadım. Biraz arkadan itilip kimyaya girdim ben ama sahiden için içine girdiğiniz zaman bakıyorsunuz Türkiye kimya ile ilgili. Yani bugün bir İsviçre'ye bakın. İsviçre'nin kimyadaki ihracatına bir bakın. İnanılmaz rakamlar. Hollanda'ya bakın aynı keza öyle. Tabii şimdi burada ham madde kaynakları da çok önemli. Fakat eğer siz bunlara katma değer ilave ediyorsanız mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin cari açığına çok çok büyük bir etkisi olacaktır. Ve biz bunları yapabiliriz. Ama şöyle bir şey var maalesef. Bir dikkatinizi çekmek isterim. Ben şöyle Ankara'dan aşağıya bir çizgi çizdiğim zaman Türkiye'nin Ankara'dan doğu tarafına bizden başka bir de soda sanayi var. Yerliden başka hiçbir tane yabancı kimya sanayi yoktur. Dikkat edin. Hiçbir tane. Yani ismini söylemeye gerek yok ama işte bazı Alman firması, İngiliz firması, Amerikan firmaları dikkat ediniz. Hepsi Marmara bölgesinde konuşlanmıştır. Ve hiçbir tanesi ana kimyasal üretmez Türkiye'de. Birçoğu ana kimyasalı yurt dışından getirirler. Evet, ithal ederler ve final product yaparlar Türkiye'de. O yüzden beni bağışlasın seyredenler ama biz kimya sanayini sevmemiz lazım. Şimdi Trakya'yı, yıllar önce Trakya'yı ben anlatayım. Trakya'da at merakım da Trakya'dan gelir benim. Trakya'da hiçbir tane tekstil fabrikası yoktu yıllar önce. Derelerimiz çok güzeldi, tertemizdi her yer. Tekstil deyince herkes çok sevdi, tekstil geldi. Ama tekstil Trakya'da suyu bitirdi. Tekstil kimyasız olması mümkün değil. Orayı temizlemesi gereken de kimya. Şimdi bir yer otomobil fabrikası dediğiniz zaman Türkiye'nin hangi bölgesi olursa olsun aman yatırım bizim bölgemize gelsin derler. Kimya dediğiniz zaman aman kimya buraya gelmesin derler. Biz diyoruz ki halkımıza kimyayı sevin. 85 milyon kimyayı sevin. Kimyayı sevin çünkü dünyayı temizleyecek olan yani arıtmalar da gene kimyanın kendisi. O yüzden bunu mutlaka üretmemiz lazım. Mutlaka üretmemiz lazım. Yoksa cari açığımız enerjiden sonra yine büyüyerek gider. Teşekkürler. Hakikaten önemli. Kimyayı seveceğiz biz de. Evet. Efendim, kimyayı severken paraya ihtiyaç var dedi İbrahim Bey. Sermayeye ihtiyacımız var dedi. Cari açığın bileşenlerine baktığımızda da ve de nasıl dengelendiğine baktığımızda bu finansmanla dengelenmiş aslında. İsterseniz bir de onlara bakalım. Bakın bileşenlere baktığınızda işte enerjiyi görüyorsunuz ki kıpkırmızı aşağı çekiyor. Hizmetlerde artıdayız aslında. Konaklamayla, otelle vesaire artıdayız cari bileşenlerde. Ama maalesef altın ve enerji gerçekten bizim cari açığımızın temel sebepleri olduğunu görüyoruz. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde ise burada hangi sebeplerden kaynaklanıyor cari açık? Finansman ihtiyacı ne kadarmış? İsterseniz onu görelim. Evet, ekranlara yansıdı. Üstteki cari açığın kendisi kıpkırmızı olan. En alttaki aslında Merkez Bankası'nın dövizlerindeki azalıştan kaynaklanan ve bunun finansmanla sağlandığını görüyorsunuz. Burada net hata 90 kaleminin de bir çıkış var. Bu biraz belki seçim öncesi bir para çıkışını gösteriyor. Ama burada finansmanla dengelenmiş. Demek ki cari açık finansman ihtiyacıyla beraber inşallah ileride daha çok ithal ikameci bir üretim modeline geçişle bu argelerin ilerlemesiyle beraber biraz daha aşağı gelecektir. Evet, bu hafta işsizlik verisi açıklandı. TÜİK işsizlik verisini açıkladı. Sadece 0.1'lik bir artış var. %10.2 açıklandı. Ekranlara bunu yansıtalım. Kadınların işsizlik oranı biraz daha yüksek. Üstte kadınların işsizlik oranı var. %14.3. Erkeklerde bu oran daha düşmüş. 8.1'e. 10.2 de Türkiye'nin Nisan ayı işsizlik verisi. Peki gelelim koruma grubuna. Koruma grubunun birazcık çalışan profilinden, çalışan sayısından, kadın erkek sayısından bahsetmek üzere sözü ben yine İbrahim Bey'e bırakıyorum. Buyurun İbrahim Bey. Şimdi koruma grubu, şimdi tabii grup dediğimiz zaman ben esas mesleğim rahmetli babamdan
gelen nakliyecilik var, onu söyleyemedim. Aşağı yukarı 150'nin üzerinde orada aracımız var. Tabii malum artık dedim regülasyonlar Türkiye'de hep yenilendiği için bu araçların hepsi de ADR'li araçlar. Uluslararası standartlara uygun, kimyasallar taşımaya uygun araçlar. Şimdi tabii bu araçlarda biz kadın şoför çalıştırmıyoruz. Ve bir şoför de bir arabaya yetmiyor artık. Malumunuz belli saatlerde kullanması gerekiyor. Bir kere 200 küsür tane orada en azından erkek eleman çalışıyor. O yüzden bir o dengeleri biraz bozuyor. Ama eğer şirketler tarafına gelirsek, tabii ki koruma inşaat var bizim bir de. Koruma inşaatta da tabii biraz daha erkek ağırlıkta, ama ofislerimizde kadın arkadaşlarımız çalışıyorlar. Fabrikalar tarafına gelirsek biz açıkçası orada herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Yani şirketimizde öyle bayan eleman, erkek eleman diye bir ayrım hiç yok. Zaten insan kaynakları müdürümüz ve insan kaynaklarında çalışanlar ve insan kaynaklarının bağlı olduğu kız kardeşim Ayşe Hanım. yani hiç öyle bir ayrım yok. Ancak tarım tarafında fertilite açısından kadınları etkileyebileceğinden dolayı kimya sektöründe bazı yerlerde kadın çalıştıramıyorsunuz. Yani orada erkekleri çalıştırmak zorundasınız. Bizim toplamda grup çalışanları 2700'ü geçtik. Buna tersane dahil değil şimdilik. 2700'ü geçtik. Yaklaşık 3000 diyebiliriz artık. Yani, yani 3000 evet, inşaatla şimdi GES'lerde başladığı için çok yakın zamanda ve organize sanayi bölgesindeki yeni tesisten 3000 kişiyi buluruz. Sosyal etki analizi yapsak muhtemelen tedarikçiler, paydaşlarla beraber bu sayı 4 ile çarpsak en azından aile olarak baktığınızda. Tabii. 12.000 belki 20.000'e yakın bir paydaş aslında birlikte Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Bir kez daha teşekkür edelim. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Fabio? Yok. Yok. Efendim, buyurun. Tamam. Peki az önce bir büyüme verisinden bahsettik ve dedik ki iç talep, tüketim çok önemli büyümede. Dilerseniz tekrar büyüme sayfası 10 dolu slaytımızdı galiba. 16 dolu slaytımızı bir ekranlara getirelim. Sonra taleple ilgili birazcık detaya girelim. 16 dolu slaytımızda büyümeyi size göstermiştik. Buradaki büyümede tüketimin çok önemli olduğunu, tüketimden dolayı büyümenin 11.6'lık bir artış sağladığından bahsetmiştik ve bunun hemen alt kırılımında özel ve kamu diye kırdığımız zaman bu kırılımda ekranlarda yansıdı. 10.9 özel tüketimden kaynaklandığını göstermiştik. Peki burada iki tane benim önem verdiğim veri kaynağı var. Bir tanesini TÜİK açıklıyor, bir tanesini de Gelir Dairesi Başkanlığı açıklıyor. Bu ikisini ben takip ediyorum sürekli ve sizlere bir grafik yayınlıyorum. Bakınız, şimdi iş taleple ilgili perakende satış hacmini TÜİK açıklıyor. İşler iyi gidiyor mu? Gerçekten tüketim var mı? İsterseniz grafiğimize bakalım. Perakende satış hacmine baktığımız zaman hacimdeki yükselişi mavi çizgiyle görüyorsunuz. Özel tüketimin gayri safi yurt dışı payını da görüyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten perakende satış endeksinde büyüme var. Yani iş talep canlı. Canlı, bunu görüyoruz. Sizin de perakende tarafınız var, öyle değil mi? Orada var. Bir küçülme veya nasıl bir büyüme var ilk 5 aya baktığımızda? Yani geçen yıllara baktığımızda aslına bakarsanız bu enflasyonist ortamda gerçekten bir büyüme var yani orada. Perakende de. Yine biraz önce dediğim gibi konuştuğumuz gibi Avrupa'da baktığınız zaman ama tersine bir durum var. Bizde Türkiye'de perakende'de büyüme var ve hatta ben bu seçimlerden sonra büyümenin hızlandığını görüyorum. Yani perakende'de satışın arttığını görüyorum. Sizi destekleyecek hemen bir veri söyleyeyim ben size. Ben yine bu ekranlardan kredi kartı harcamalarını takip ediyorum. Yani gerçek veriye bakmaya çalışıyorum. Merkez Bankası her hafta kredi kartının harcama tutarını bildiriyor. Biz 3 yıldır bu programı yayınlıyoruz. 3 sene önceye baktım. Verileri de sakladığım için. Haftalık harcama 20 milyar TL civarındaymış. Geçtiğimiz hafta, çok doğru söylüyorsunuz İbrahim Bey, inanılmaz bir rekor kırıldı. 145 milyar TL haftalık harcama var. Müthiş bir kredi kartı harcaması var. Bu perakendeyi canlı tutuyor. Evet. Evet, evet, canlı tutuyor. Peki bu arada normal şartlarda baktığınız zaman ciro endekslerindeki artışı vergi dairelerine ne diyor? Evet, şimdi onu da biz dediğim gibi veriden hareketle gidiyoruz Faruk Bey. İş talepteki büyümeyi gördük. Döndük
TÜİK'teki veriye baktık. Perakende satış hacmine ve bir de gelir dersi başkanı beyannameleri alıyor İbrahim Bey. Bu beyannamelerde diyor ki NACE kodları var biliyorsunuz, işte sanayicilerin verdiği beyannamelere göre sanayideki büyüme ne? Hizmetler sektöründeki büyüme ne? İnşaattaki büyüme ne? Tarımdaki büyüme ne? Ve bunların toplamında nasıl bir büyüme var? İsterseniz bu grafiği size ben sunayım. Bir de onun üzerinden yorum yapalım. Ekranlara yansıdığı üzere alttaki yeşil çizgi esasında fiyat artışları, alım gücündeki yavaşlamadan dolayı inşaatla ilgili büyümeyi veriyor. Yani inşaat şirketleri daha az büyümüş. Büyümüş ama daha az büyümüş. Kırmızı çizgi birazcık sizin de içinde olduğunuz, evet, sanayi gösteriyor. Sanayi şu anda inşaat, ticaret, hizmetler hepsinden daha üstte bir büyüme sergiliyor. Tabii burada enflasyonist etki, fiyatlardaki yükseliş, emtia fiyatlarından dolayı suni bir yükseliş de var. Yani bunu da kabul etmek lazım. Ama birazcık böyle sanayi tarafındaki büyüme, sizin yatırımlarınızı konuştuk. Seçim sonrasına ilişkin burada bu büyüme devam eder mi? Sizin öngörünüz ne? Biraz bunu tartışalım isterseniz. Çünkü gerçekten hem grafikte yukarı doğru bir yükselişi görüyoruz ama bu sanayiciler tarafından nasıl görülüyor? Biraz da sizden onu dinlemek isterim. Bence büyüme devam edecek. Özellikle seçimden sonra tekrara gerek yok ama yani seçimlerimiz hükümetin veya bu sistemin devamına karar verdi. Ve hemen de biraz önce gördüğünüz, yani sizin de bahsettiğiniz gibi bir iyimserlik havası olmaya başladı. Hükümet hemen çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı seyahatleri oldu ki beni o arada çok sevindiren bir şey daha var. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatında ben İsmail Bey Gazprom'un yıllar önce söylediği, 1,5 asır önce söylediği dilde fikirde işte birlikte Türk dünyasıyla tekrar Türk dünyasını tekrar hareketlendirme çabasını görüyoruz ve Türk dünyasıyla yakınlaşmalar, ki ben de o arada Özbekistan, Kazakistan bu ziyaretlerimde görüyorum. Gerçekten Türkiye'ye çok ciddi bir teveccüh var bu konuda. Biraz önce Tataristan'dan bahsettik. Evet. Geçtiğimiz hafta Rus günü vardı. Onunla ilgili Rus Başkonsolosluğu'nun verdiği bir resepsiyon vardı. Ona da katıldım. Rusya'dan gelen mesajlar böyle. Tabii ki bu biz Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı role de çok ilgili. Ben şuna inanıyorum. Şu anda yabancıların hala Türkiye'ye karşı bir iştahı olduğuna inanıyorum. Ve bu yatırımlar yavaş yavaş gelmeye başlayacak diye inanıyorum. Onunla birlikte biz büyümeyi yakalayacağız. Şimdi tabii ki depremin bir etkisi oldu. Ciddi bir etkisi oldu. Çünkü çok enteresan bir zamana geldik. Yani hem kış şartlarında, o bölgenin yaz bölgesi olduğunu düşünüp hem kış şartlarında bir deprem yakaladık. Orada ciddi ihracat yapan sanayimiz var bizim. Yani bizim oraya, evet, Kırıkhan'a, evet, gidip de fabrikayı yapmamız tamamen bir tesadüf değil. Orada çok ciddi, özellikle Kahramanmaraş bölgesi tekstil falan, bölgesi, tekstil bölgesi, Kayseri keza, evet, öyle. Ki aslında bunların hepsi birbirinden etkilendi. Ama en çok etkilenenlerden bir tanesi de tarım. En çok etkilenenlerden bir tanesi de tarım. Tarımda işçi bulanmamak falan, onlar ayrı bir konu. Ama birçok, mesela bizim bayilerimiz, gübre bayileri, bu insanlar işte iş yerlerini kaybettiler, çalışanlarını kaybettiler. Çok ciddi sıkıntılar oldu. Tabii maddi sıkıntılar da oldu. Şimdi bunların hepsi bence inşallah hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Yani biz bu morali bulacağız tekrar. O yüzden ben bu yılın sonuna kadar sanayide tekrar bir canlanma bekliyorum açıkçası. Bu hem ihracata hem iç tüketime yönelik olacaktır. Rusya kapıları açık, Rusya'ya ihracatımız var. O anlamda ben iyimserim açıkçası. İyimsersiniz. İyimserim. Çok güzel. Hakikaten hem yatırımlarla ilgili dediniz ya, böyle bir çizgi çekelim Ankara'nın altına. Burada deprem bölgesinde yaptığınız yatırım çok kıymetli. Bu yatırımın biraz üzerinde depremle ilgili bölgede neler, belki onu konuşabiliriz. Ben şöyle diyeyim o zaman değerli üstadım, bu arada 5 dakikalık bir süremiz var. O süremize geçmeden evvel biliyorsunuz ekonomik verileri ve birlikte değerlendirdik sevgili sanayicimizle. Şimdi asıl deprem bölgesinde şirketimizin kurtarma ve yardım çalışmaları oldu. Evet. Şimdi biraz ekonomilerden uzaklaşıp bizim deprem bölgesinde şirketimizin kurtarma ve yardım faaliyetleri hakkında, çünkü bayağı bir geniş yer kaplayacak sevgili iş insanımız.
sevgili İbrahim Aracımız, neler yaptık? Evet, biz 99 depremini tabii hisseden bir bölgeyiz. Hatay'da bizim dediğim gibi yatırımlarımız devam ediyor. Aslında bu devam ederken orada yabancılar da vardı. Hindistan'dan. Lafınızı kesiyorum ama bir taraftan ekranda sizin bölgede evet. yaptığınız çalışmalar. Buyurun. Evet, Hindistan'dan da aslında misafirlerimiz vardı orada. Montaj için gelen ekipler de vardı. Bu gördüğünüz ekipler hepsi bizim arkadaşlarımız. Ben sabah 6.30'da zannediyorum arkadaşlara talimat verdim. Çünkü fabrikada çalışan 7-24 çalışıyoruz biz. Çalışan arkadaşlar tabii evlerini hepsi merak ediyorlardı. Fabrikamızda baktık öyle yıkıntı, döküntü öyle bir şey yok. Arkadaşlara talimat verdim. Dedim ki bizim vincimiz vardı, ekskavatörlerimiz vardı inşaatlarımıza devam ettiği için. Dedim ki derhal çıkın arkadaşlara bir kere kendi çalışanlarımıza en azından evlerini biliyorlar falan. Tabii tahmin edemiyorsunuz o anda ne olduğunu. Ben şimdi kendileri ayrıldılar ama Sayın Valimize ve Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Ben kendine mesaj attım. Vali Bey hatta kendisi de depremden çıkmasına rağmen 6 dakika sonra bana döndü. Fakat sonra irtibatlar kayboldu. Ben arkadaşlarımıza talimat verdim. Dedim çıkacaksınız. Bizim çalışanlarımız artık neyse onların evlerine gideceksiniz ama yani ortalık tabii çok kötü. Bizim kameralı sistemimiz hepsi çalışıyor. Arkadaşlarımıza derhal toplandık. Bir kriz masası oluşturduk. Bizim uydu telefonlarımız da var. Uydu telefonlarıyla özellikle şu vinci kullanan arkadaşımız ilk gün 54 kişiyi canlı şeyden çıkarttı. Enkazdan çıkardı. Dikkat ederseniz hep bizim iş elbiseleriyle arkadaşlarımız. Evet. Ve tabii ilk akşam Kırıkan'da elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Biz fabrikayı açtık. Fabrikada elektriğimiz var. Bizde sadece bir dakika, bir buçuk dakika gitti. Gördüğünüz gibi Kırıkan'a da tankerlerimizde biz su taşıdık. Çünkü kuyularımız çalışıyor. İçilecek halde sularımız var. Bu arkadaşımız Hikmet, İzmitlidir Hikmet kardeşim. Bu arkadaşımız 3 gün hiç o vincin üzerinden hiç inmedi. 150'ye yakın insan maalesef bazıları kaybettik. Kaybettiğimiz insanları başsağlığı diliyorum. Bunlardan bazıları bizim çalışanımızdı. Aynı gün akşamı ben organize sanayi bölgesinden de bir ekip hazırladım. O ekibi yolladım. Zaten valiliğimizde gönderebileceğiniz ekipler var mı dedi. Biz itfaiye ekibimizi, kurtarma ekibimizi de OSEB'den ayarladık. Bir de burada kalan benim 30'a yakın bir inşaat ekibim vardı. Onları da aynı gün iş makinalarıyla yola çıkarttık. Fakat ilk akşam gerçekten kameralarla seyrediyorum. 1600'ün üzerinde insan bizim fabrikamıza sığındı. Yemekhanemiz, işçi lokali, sıcak yemek hiç problemimiz yoktu. Sıcak yemeği, her şeyi ayarladık. Gördüğünüz gibi yemekhanede o gece zannediyorum bir hafta yemekhanemizde sadece dikkat ederseniz kadın çocukları orada tabii ağırlayabildik. Beyler arabalarla kaldılar ama tüm ihtiyaçlarını tuvaletli, efendime söyleyeyim yiyecekli tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Sayın Valimiz Kahramanmaraşlıydı. Kendileriyle çok sık bir aradaydık. Ben o hafta sonu cumartesi günü gidebildim ama abim Kemal Bey, kızım onları da aynı gün yola çıkarttık biz. Çünkü gönderdiğimiz eşyalar var. Orada dağıtılması gerekiyor. Tabii eski meslek ambarcılık olduğu için onları çok güzel bir şekilde bizim fabrikalarda tasnif ettik. Ama insanımız gerçekten o kadar yardımsever ki tabii Kırıkan'ın içerisi çok dağınık, ışık yok, elektrik yok. Hiç tanımadığımız işte Aksaray'dan, Van'dan araçlar geliyor. Bizim oraya yönlendirmişler. Değerli İbrahim Beyciğim, özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Bir reklam arası hayır, verelim. Hayır. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden hayır. devam edeceğiz. Hayır.
Efendim Beyciğim, deprem bölgesinde şirketimizin kurtarma ve yardım faaliyetlerinde kalmıştık reklam öncesi. Kaldığımız yerden devam edelim. Daha neler yaptık? Biz ilk önceliği fabrikamızda tabii çalışan arkadaşlarımızı ve yakınlarını barındırmamız gerekiyordu. Bu kurtarma çalışma faaliyetleri devam ederken aynı zamanda fabrikamızın hemen yan tarafında bizim bir kamyon garajımız vardı, tır garajı. O tır garajını konteyner kent haline döndürdük. Fakat o arada biliyorsunuz konteyner sıkıntısı da başladı. Biz konteyner sadece kendimize değil, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da biliyorsunuz Defne'deydi. Hasan Aydınlık kardeşimizle de hep telefonda irtibattaydık. Sayın Valim'le hep irtibattaydık zaten Kahramanmaraş'ta. Ki kendisinin gece saat 1'ler 2'lere kadar sabahlara kadar çalıştığını ben çok iyi biliyorum. Çünkü sürekli mesajlaşıyorduk. Çünkü depremde biliyorsunuz içme suyu çok önemli, klor çok önemli. Biz de elimizden gelen o desteği her ilimize vermeye çalıştık. Hatta elemanlarımızla oradaki tuvaletlere kadar, temizliğine kadar gayret ettik. Bu tır garajımızda, hatta videolarda ben YouTube'da belki görmüşsünüz, zıplayan araba diyorlar. İşte o bölge orası. Aslında bizim tır garajımız orası. O tır garajını gayet güzel bir hale getirdik. Çok güzel bir konteyner kent haline getirdik. Fakat baktık ki konteyner yetmiyor artık. Burada fabrikada hemen bizim atölyelerde bir şey dizayn ettik. Dedik ki biz bunları bir bungalov yapalım. Aşağı yukarı günde 30 tane falan üretir hale geldik. Ekranlara yansıdı herhalde bunlar. Bunlar yok. Bunlar dışarıdan aldığımız tuvaletler. O bungalovları biz imal edip başladık Kırıkhan'da fabrikamızı oraya göndermeye. Evet. O arada değerli hocam, sayın milletvekilim, sayın vekilim şimdi Saadettin hocam bunu gördü veya duydu, bir haber aldı. Dedi ki İbrahim, bizim Kahramanmaraş Üniversitemizden rektörümüz dedi böyle rica ediyor. Tamam hocam dedim, oraya da yapalım dedik. Oraya da yapmaya başladık, yolladık. Ondan sonra Tahir Başkanım gerçekten yani büyük emek verdi. Defne'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahiden büyük emek verdi ve çok güzel organize oldular. Biz de elimizden gelen yardımları yaptık. Oraya da biz bungalovlar yolladık. Vallahi sayısını hatırlamıyorum ama 300'ün üzerinde. Bunlar gördüğünüz dışındaki profiller, ağaçlarını da burada hazırlıyoruz. Gidip orada hemen yerinde kurmaya başladık. Evet. Tuvaletlerini yaptık, duşlarını yaptık. Şu anda bizim çalışanlarımızın tümünü biz fabrikamızın yan tarafında bütün yiyeceklerini tabii zaten 3 ay 4 ayda da tamamen yakınlarıyla beraber orada konaklatıyoruz. Bir sosyal alan da yaptık onlara. Çocuklara oyun alanı yaptık. İşte internet alanı yaptık. Hiç gün çocukların okul, imtihan durumları da var. Eksik olmasın arkadaşlarımız da fabrikamızı, daha sonra biz fabrikaya döndük bakalım ne var ne yok, neleri toparlayabiliyoruz diye. Yani öyle güzel aslında şeyler de yaşadık ki ben sahiden kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yakınlarını kaybeden bazı arkadaşlarımız ertesi gün çalışmaya geldiler. Dediler ki yani biz başka türlü nasıl yaşayacağız? Yani 3-4 tane böyle arkadaşım var, sarılıp ağlıyorlardı. Dedim ki hayır, biraz dinlenin şunu. Yok ben işte daha iyi dinlerim. Motive olmak için oraya işine verdi. Aynen öyle, motive olmak için. Biz de dedik ki o zaman bu yatırımlarımız devam edeceğiz. Biz bu yatırımlara devam edeceğiz. Ama orada bir ufak bir sistemim olacak. Sistemim de şu. Bunu gelir dersi başkanıma Bekir Bey'e de gittim anlattım. Şimdi bizim 3 tane fabrikamız var. Bizim geçen sene yaptığımız en büyük yatırım veya son 2 senedir en büyük yatırımımız da biz Kırıkhan'a yapıyoruz. Aşağı yukarı işte 50 milyon doların üzerinde bir yatırım ki devam ediyor bu yatırım. Bildiğiniz gibi bu depremle ilgili istisnalardan dolayı bir %10 vergi geldi. Ek vergi geldi. Ek vergi geldi. Şimdi ek vergi ve bizim burada şey belgemiz de var. Getirin adını, hasar belgemiz de var. Ama dediler ki sizin şirket merkeziniz Kocaeli. Ondan dolayı sizi vergilendirmeye tabi tutacak. Vergilendirmeye tabi diyoruz. Oysa ben... Merkezimiz orası olsaydı biz bundan kurtulmuş olacaktık. Evet ama şöyle bir şey de var. Mesela merkezimiz orası ama fabrika veya yatırımların büyük bir kısmı Marmara'da diyelim. Evet. Orada çok az bir zarar gördüm ama yine vergi ödemeyecektim. Evet. Şimdi vergi usul kanununa göre benim yaptığım bir yanlışlık yok ki. 3 ayrı yerde üretimim var. Evet. Bir tek yerde merkezim olabilir. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Tabii ki bir vergi ödeyeceğiz.
Ama şu anda gerçekten o anlamda da ciddi bir gördüğünüz gibi yatırım da yapıyoruz. Zaten krediye ulaşamıyorsunuz ve orada da yatırıma hala devam ediyorum. Şimdi bir tersine düşünelim, Allah göstermeye. Burada olduğunu düşünün veya İzmir'de bir deprem oldu. Merkeziniz Kocaeli'nde. Benim şimdi Denizli'de de fabrikam var. Evet. Ben merkezimi nereye götüreyim? Yani bunun aslında kanunla maalesef çıktığı için aslında buna da duyarlılık gösterirler, onu da söyleyeyim. Yani orada onu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Fakat orada meclis kapandı. Seçime gidiyorduk. Meclis kapandı. İnşallah, çünkü biliyorsunuz bunu ödeyenler de, siz benden daha iyi biliyorsunuz, ödeyenler de hepsi geçmişe doğru, uygulanmaz diye itirazı kayıtlar. Dava açtık hatta. Aynen, dava açıldı. Ödedik ama dava açıldı. Evet. Oysa ben geçmişe doğru dönük olmasından dolayı da değil. Ben orada gerçekten tesislerim var. Yatırımı oraya yapmışım. Ve oraya yaptığım yatırım için ve şu anda cazibe merkezi haline getirdiğiniz bir yerden dolayı ben ekstra vergi ödüyorum. Yani burada gerçekten çok bir terslik var. Yani bunun inşallah yeni bakanımız tarafından inşallah düzelir. Evet, çok adaletsizlik olmuş. Çünkü biraz çok ciddi de bir rakamlar çıkıyor. İnşallah bu da telafi edilirse. Çünkü biz neticede yine o bölgedeyiz. O bölgeye yatırım yapmaya devam ediyoruz. O bölgenin insanla yapmaya devam ediyoruz. Ve aklımızda bundan sonra hidrojen peroksite bağlı yine başka yatırımlar var. Yani hidrojen peroksiti ham madde kullanıp, ham madde olarak kullanıp yeni yatırımlar peşindeyiz. Onun için de arkadaşlarımız yurt dışına gidiyor. Yani biz o bölgeden vazgeçmedik. O bölgede çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Sizin belki o firmaları yatırım yerinde ayrı bir şirket haline dönüştürmeniz bundan sonra da bir strateji olabilir. Bunları tartışmak lazım. Çünkü hani Denizli'dekini ayrı bir şirket, Kırıkhan'daki ayrı bir şirket, bu dediğiniz hidrojenle ilgili yatırımı da ayrı bir şirket haline dönüştürmek. Ama bunu düşünüyorum, ama bu gerçekten de oldukça fazla sıkıntı da, yani bizim Kocaeli'nde de biliyorsunuz böyle bir sıkıntı var. Mesela benim şirket merkezim İstanbul'da olsa, sadece bir ofis olsa tamam, ben buna yine katlanırım. Evet. Ama bizim ilk fabrikamız zaten Kocaeli'nde. Ben Kocaeli'nde üretimi yapıyorum. Ben korumanın sahibi olmadan önce korumanın vergi dairesi Kocaeli değildi, İstanbul'du. Evet. Ben Kocaeli'li olduğum için ve hala Kocaeli'nde yaşadığım için de dedim ki Kocaeli'nde kazanıyorsam Kocaeli'ni ödeyeceğim ben vergimi ve Kocaeli'nde ödüyorum. Ama Denizli ve Hatay fabrikalarını bundan ayırmam mümkün değil. Çünkü zaten bu şirketin sermayesi oradan geliyor. Biz ilk önce burada kazandığımızda oraya yatırım yaptık. Yani bunu konsolide ettik. Şimdi şirketleri ayırdığınız zaman, oysa siz biliyorsunuz ki sermaye ve hatta hükümet bunu destekliyor. Şirketleri bilanço birleşmesi yapıp sermayeyi güçlendirmek. Şimdi biz bunu yaparsak tam tersi gücü bölmüş olacağız. Olacağız. O yüzden inşallah bu da yakın zamanda hallolur. Biz de yatırımlarımıza devam ederiz. Evet. Hatta o ek vergi ödemeyen de çok fazla, biliyorsunuz ki firma olmuş. Bunun için vergi ödeme tarihinden yaklaşık bir ay sonra bir düzenleme çıktı ve 12 taksit imkanı tanıdılar. Evet. Yani ödememe eğiliminde de olan haklı sebepleri de olabilir. Gerçekten hani depremden dolayı etkilenmiş de olabilir. Ama böyle bir 12 taksit imkanı da sundular. Ama sizin gerçekten hem buradan yaptığınız yardımlar takdire şayan, hem de uğradığınız bu anlamda ek vergi bence hakikaten şey olmuş. Birazcık adaletsizlik olmuş burada yani. Yani bir de şeyi ben açıkçası, yani ileriye doğru bu tabii deprem olmayabilir, bir başka doğal felaket olabilir. Yani o zaman şirketler buna göre nasıl bir pozisyon alacak? Eğer bu iştahat olursa o zaman çok büyük bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bir de tabii oradaki açıkçası çalışanlarımızın da biraz, çünkü neticede 3000 kişilik bir şirket, daha da büyüyoruz, profesyonellerimiz var. Oradaki arkadaşlarımız, bir de biz şöyle çok güzel bir şey de yaptık, bahsettim biraz önce. İnanın depremde, tabii oradaki arkadaşlarımız depremde de, bizim arkadaşlarımız fabrikada, şantiyede kaldıkları için depremde çok etkilenmediler. Zaten konteynerde kalıyorlardı. O arkadaşlarımız çıktılar. İnanın öyle bir canla başla kurtarma faaliyetlerine girdiler ki, yani ben tabii, bende çok resimleri var, videoları var, bunları paylaşamam çünkü tabii bir can kurtardığınız zaman çok seviniyorsunuz ama maalesef cansız bir bedene ulaştığınız zaman da o kadar perişan oluyorsunuz, o kadar üzülüyorsunuz, onlar da var bende.
Kocaeli'nden oraya gidip de o ilk gün o çalışan arkadaşlarımız hala da oradalar. Yatırım orada devam ettiği için bana soruyor bazıları, ya İbrahim Bey ya hala sen buraya yatırıma devam edecek misin? Edeceğim çünkü biz Kırıkhan'ı gerçekten sevdik. Kırıkhan'da çalışanlarımızdan gerçekten çok memnunuz. Orada da kadın çalışan sayımız oldukça fazla. Çok. Ve bu beni çok etkilemiştir. Yani Kırıkhan'a fabrika kurduğum zaman şöyle ilk başta köylerden insanlar motosikletlerle, bisikletlerle falan geliyorlardı. Sonra bir müddet geçti. Bizim fabrika müdürümüz, onunla burada yetiştirdiğimiz genç bir arkadaştı. Onu oraya tayin ettik. Dedi ki patron buraya bir otopark lazım. Neden? Dedi ki arabalar gelmeye başladı insanlar. Şimdi fabrikanın önünde kocaman bir otopark var. Arkadaşlarımızın hepsi arabayla geliyorlar. Çünkü 670 kişiydi en son. Depremde bizde çalışan 670 kişiydi şey hariç, inşaat hariç. Çok güzel. Ciddi bir istihdam ve zenginleşme olmuş. Yani bu evet. Kattığınız değeri gösteriyor. Muhtemelen Kırıkhan halkı da sizi çok seviyor. Sizin onları sevdiğiniz gibi. Sağ olsunlar. Onun yani göstergesi. Öyle, sizin gibi sanayicilere ihtiyacımız var. Evet, değerli izleyenlerim, bir haftanın daha böylece sonuna geldik. Faruk Bey, ben sonuna gelmeden çok kısa bir soru daha sorayım. Zamanımız var mı acaba? Var efendim. Harika. Çünkü burada çok şey konuştuk ama İbrahim Bey'in bambaşka bir tarafı daha var. Yani hem çok işte liderlik ettiği yatırımlar var ama son birkaç cümle daha ben son sözü bırakmak isterim kendisine. Hem STK tarafında Tatar Federasyonu'nun başkanlığından bahsetti. Hem gençlere ne önerir onu dinlemek isterim. Bir de bir at sevgisi var. Birazcık ondan bahsederseniz keyifle kapatalım programı evet, isterim. Evet, ben bir Kırım Tatarıyım. Bundan çok memnunum, çok gurur duyuyorum. Uzun yıllar Kırım'a gittik, geldik. Elimizden gelen birçok hizmeti orada yaptık. Kırım Tatar olsun olmasın, Kocaeli'nden birçok dostumuzun bu konuda desteğini gördük. Hatta bugünlerde bile görüyorum. Çünkü ben Kırım Rusya'ya ilak olduğundan beri de hiç o hizmetleri de aşağı yukarı birçoğunu hiç aksatmadık. Çünkü bugün derken birçok arkadaşımız bile telefon açıyor. Ne yapıyoruz? Bu sene yine kurban kesiyor muyuz Kırım'da diye. Biz bunları çok güzel bir organizasyon halinde yapıyoruz. Sünnetler. Bizim eski Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, değerli milletvekillerimiz birçoğuyla biz Kırım'ı böyle ziyaret ettik. Sünnetler, düğünler. Bunlar herkes tarafından biliniyor. Ama tabii daha önemlisi Kırım'dan özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşından gelen dostlarımız var. Onlara el tutmaya çalışıyoruz. Hastalarımız geliyor sağ olsun ablam Zümran Hanım. Zaten o bizim iyilik meleğimiz öyle söyleyeyim. Elimiz, kolumuz, kanadımız. Ben de bugün fizik tedaviye gidiyorum, o beni götürüyor. Kocaeli Üniversitesi'nden meleği öyle diyebilirim. Orada biliyorsunuz annemiz adına yaptığımız bir hastane var. Kırım'dan gelen hastalarımızla ilgileniyor. Yani Kırım tarafımız böyle. At tarafına gelince herhalde o da Kırım Tatarlığından geliyor. At. Ben çocuk yaşlardan beri ata çok meraklıyım. Ufak kızım, ortanca kızım Pınar, İngiltere'deyken de at biniyordu. Büyük kızım da öyle. İlk önce İngiltere'de onlara bir at almıştım. Sonra yetiştiricide merak saldım. Hem İngiltere'de hem Türkiye'de yetiştiricilik yapıyorum. Ama hiç bahis oynamak gibi bir şeye kısmet olmadı, oynayamam yani. Hiç bahis oynamam. At yarışı bahis oynamam. Herhalde Türkiye'de de yani ciddi kupalar kazanan ekürilerden bir tanesiyiz. İnşallah bir sıkıntı olmazsa bu sene Gazi'ye koşmayı düşünüyoruz. Gazi günü 4-5 tane de atımız koşacak. Dünyada İngiliz derbisine koşan tek Türk. Atı benim atım. İngiliz derbisine koştum. Amerika'da bir disk kapa tek at götüren benim. Ama onların davetiyle oluyor bunlar. Şu anda İngiltere'de de aynı zamanda yetiştiricilik yapıp orada daha çok şu anda satıyorum. Bu sene belki 3-4 tane atımız koşacak. Gençlere ne söylersiniz dediniz. Gençlere ben açıkçası atla ilgili ben hemen söyleyeyim. Yani mutlaka bir kere sporun bir dalıyla ilgilensinler. Ben uzun yıllar Kocaeli'de kağıt sporda basketbol oynadım. Muhafız gücünde sporculuk yaptım. Bir kere kesinlikle sporla yakın olsunlar. Yabancı dillerini mutlaka ve mutlaka geliştirsinler. Atla da ilgilensinler. Ama dediğim gibi sadece atın bahis kısmıyla değil. Çünkü
ben atı ve at tarihini takip edince tarihi çok iyi okuyabiliyorum. Biraz tarih oradan merakım geliyor. Biz Tatarlarda da biliyorsunuz İlber Hoca'dan başlayın da bizim tarihçilerimiz çok meşhurdur. İsmail Bey Gazpıralı, efendime söyleyeyim Halil İnancık, bunların hepsi de Kırım Tatarıdır malumunuz. Ama at tarihini okuduğumuz zaman hocam size iki tane de kitap yollamak isterim ben. Hep biz İngiliz atı, İngiliz atı, İngiliz atı deriz ama dünyada İngiliz atı diye çağrılan hiçbir at yoktur. İngilizler de Türk atı derler. Türk atı kitabını yollarım ve de bu da İngiliz Dünya Atçılar Birliği'nin yazdığı bir kitaptır. Aslında bugün İngiliz atı dediğimiz atların hepsi bizden çıkma Türk atlarıdır. Bütün hikaye Viyana'dan başlar. Ben isterseniz böyle kapatayım çünkü atçılıkla ilgili sabaha kadar konuşabiliriz. Önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak Gazi yarışında da başarılar diliyoruz. Ayakları düz bassın ve gençlerimize de başarılar diliyorum ben yarınki sınavlarında inşallah. Çok teşekkür ederim. Buradan değerli izleyenlerimi uyarmak istiyorum. Bilhassa şoför kardeşlerimizi, yarın sınavlarımız var. Dikkat edelim. Mümkünse okul bölgelerinde klaksonlarımızı çalmayalım. Fazla gürültü yapmayalım. Öğrencilerimizin dikkatini dağıtmayalım. Bütün öğrencilerimize yarın başarılar diliyorum. Bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli konuklarım Bülent Bey'le, değerli konuğum İbrahim Aracı'ya da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.